Herkese hayırlı cumalar sevgili dostlar. Yine kartonetimizi unuttuk, böyle pat diye aldım geldim ama. Evet, herkese hayırlı cumalar diliyorum. TV52 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonunun başlangıcına, güzel bir cumayla artık veda edeceğiz. Haftamıza tabii ki veda ediyoruz. Hafta sonunda dinleniyoruz. Kar, kış, biliyorsunuz havalar soğudu ama bizim içimiz daha da sıcak. Umut da gelmedi, bilmiyorum. Umut yolda kaldı herhalde. Kara. Kar var mıydı? Bilmiyorum. Öyle deme. Biz çıktık Mecidiyeköy'den lapa lapa, geldik buraya güneş. Hava çok güzel. Sonra bir geldik buraya, bir anda hava tersine döndü. Sonra dönüşte burası çok güzel. Karşı tarafta lapa lapa kar. Yani İstanbul 7 bölge. Havasına da güvenilmez. Kızına da diyoruz. Sadece kızına değil canım. Erkeğine de güvenilmez. Evet sevgili dostlar, bugün cuma biliyorsunuz. Magazin gündemiyle ilgili konuşmalarımız oluyor. Sonra hayata dair paylaşımlara dönüyoruz. Ama bugün sizden bir şey rica ediyorum. Lütfen Ümitciğim, telefonlarımızı bağla. Çünkü niye? Herkesin hayata dair beklentileri var. Ve gerçekten insanlara baktığımda herkes o kadar mutsuz, hayattan o kadar bezmiş, hayatı o kadar kendinden soyutlamış bir hale gelmiş ki bazen bende de oluyor. Hele benimki daha tehlikeli oluyor. Benimki daha tehlikeli oluyor ama çatacak adam çıkmıyor. Allah'tan çıksa neler yapacağım. Size şeyde karakolda ne sağlayacağım sevgili izleyiciler. Bugün de nezarethaneden sizlere merhaba diyorum. Niye merhaba diyorum? Çünkü beni de kendi aralarına, kendilerine benzettiler. Aman Allah korusun ama hakikaten hepimiz potansiyel bir saatli bomba haline geldik. Lütfen bu hale gelmeyelim. Herkesin hayatında yaşanmışlıkları var. Herkesin hayatında zor süreçleri var. Hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. Mucizeler beklenmedik anda geliyor. Ne yaşarsanız yaşayın, hayat bir şekilde eğer ağlatan kısmını size yaşatıyorsa arkasından da güldüren kısmını gönderiyor. Ya da güldüren kısmını yaşatıyorsa bir yerde düşündüren kısmını gönderiyor. Ama bir şekilde hayat akıp gidiyor. Şimdi yayınımız başlamış bulunmakta. Sizler tekrar hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Şimdi ben Özbey'i davet edeceğim. Şimdi bizim konuklarımız bazen yolda kalır, bazen gelemez, bazen tek başınıza bana katlanmak zorunda kalırsınız. Yani orada beni idare edin. Ama bugün yayına sizin de katılım göstermenizi istiyorum. Çünkü hayata karşı düşünceleriniz de merak ediyorum. Türkiye'de bir magazin gündemi var. Evet, insanlar artık gerçekten neler yapacağını şaşırdı. Bunları konuşacağız sizlerle ama öncesinde bir yolluyoruz Özbey'i. Yolla diyoruz. Özbey'i çağırıyorum. Hepiniz ekranların başına tekrar hoş geldiniz. Bir de baktım ki o da ne sürü sürü bir sürü çile. Toplanmış geliyorlar güle oynaya yönüme. Hani sözü bundan böyle gülecektin yüzüme. Yazıklar olsun sana, çelmeni taktın yine. İçime içime ata ata patlıya patlayacağım valla. Bu gidişle sonunda salacağım aklı çayıra. Yolla, yolla kaderim yolla, açıları bana yolla. Ne de olsa dert babasıyım ya ben. Buraya, lafımı olur buraya, düşene bir de sen buraya. Ne de olsa sabır taşıyım ya ben. Yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla. Ne de olsa dert babasıyım ya ben. Buraya, lafımı olur buraya, düşene bir de sen buraya. Ne de olsa sabır taşıyım ya ben. Bendeki can insanım en nihayetinde. Tut çek elimden ümidim uçurumun eşiğinde. Oh,
içime içime ata ata, patlıya patlayacağım valla. Bu gidişle sonunda salacağım aklı çayıra. Yolla, yolla kaderim yolla, açıları bana yolla. Ne de olsa dert babasıyım ya ben. Buraya, yapımı olur buraya, düşene bir de sen buraya. Ne de olsa sabır taşıyım ya ben. Yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla. Ne de olsa dert babasıyım ya ben. Buraya, lafımı olur buraya, düşene bir de sen buraya. Ne de olsa sabır taşıyım ya ben. Açıları bana yolla, ne de olsa dert babasıyım ya ben. Buraya, lafımı olur buraya, düşene bir de sen buraya. Ne de olsa sabır taşıyım ya ben. Yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla. Ne de olsa dert babasıyım ya ben. Buraya, lafımı olur buraya, düşene bir de sen buraya. Ne de olsa sabır taşıyım ya ben. Yolla, yolla kaderim yolla, açıları bana yolla. Ne de olsa dert babasıyım ya ben. Buraya, lafımı olur buraya, düşene bir de sen buraya. Ne de olsa sabır taşıyım ya ben. Yolla. Yok anladım bize karada ayrılık yok. Buralarda benden başka kürkçü dükkanı yok. Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok. Bizde böyle aşkın şiddeti merhamet yok. Bir yuva dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik kavgadan vakit yok. Bir yuva dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik kavgadan vakit yok. Evde sıcacık yatar, İstemezsen koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal, ya da bizi baştan yaran. Evde sıcacık yatar, İstemezsen koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal, ya da bizi baştan yaran. Ya da bizi baştan yaran. Yok anladım bize karadan ayrılık yok. Buralarda benden başka kürçü dükkanı yok. Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok. Bizde böyle aşkın şiddeti merhamet yok. Bir yuva dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik kavgadan vakit yok. Bir yuva dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik kavgadan vakit yok. Evde sıcak.
sıcacık yatak. İstemezsen koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal. Ya da bizi baştan yara. Evde sıcacık yatak. İstemezsen koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal. Ya da bizi baştan yara. Ya da bizi baştan yara. Sıcacık yatak. İstemezsen koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal. Ya da bizi baştan yara. Ya da bizi baştan yara. Evet, herkese tekrar güzel bir cuma dileyelim. Sen istersen baş köşeye geçeyim, tamam. Umut gelirse Umut, gelir. Umut, tamam. Umut ediyoruz ki gelsin. Bu arada sevgili izleyiciler, sevgili dostlar. Şimdi çıkışta Özbey'den yüklü miktarda bir tahsilat yapmanız gerekiyor. Ama istemeden oldu. Bir de şeyde sıkıntı var. Çocuklar öyle der ya. Evet, istemeden evet. Oldu. Ama gerçekten öyle oldu. Yoksa hiç normalde bir de sürekli fermuar aşağı iniyor. Farkında mı yayında? Vardır bir hikmeti diyoruz. Hikmeti vardır valla. Aynen öyle. Evet, artık hafta sonuna yavaş yavaş gelmeye başladığımız şu cuma gününde. Ben cuma günlerini çok seviyorum. Aslında cuma günleri hani hepimiz inanış olarak hep cuma günlerini hayırlı cumalar diyoruz. Aslında Allah'ın her günü çok özel ve çok, evet, güzel. Ama bence cuma gününün en güzel taraflarından bir tanesi yeryüzündeki bütün duaların gökyüzüne çıkıyor olması, herkesin dua ediyor olması ve edilen duaların daha hızlı kabul ediliyor olması diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yok, düşüncelerin çok doğru. Gerçi cuma günleri insanlar biraz daha kendini daha iyi hissediyor. Daha güzel bir gün diye. Ve o gün ne bileyim yani yapmak istedikleri sanki olacakmış gibisine. Ya işte daha... hani gökyüzündeki enerji, yani yeryüzünde toplanan o pozitif enerji, ben çünkü duaların çok güçlü enerjiye sahip olduğuna inanıyorum. Ve o dualar gökyüzüne çıkarken aslında her ihtiyacı olana bölünürmüş gibi geliyor bana. Bol bol dua edin bana ama. Bak, önce bana edeceksiniz. Hiç kimse yok. Önce sonra bana... kendilerine. Evet. İlk önce bizlere. Aynen öyle. Ama dua etmek kadar güzel bir şey yok. İnsanın ruhunu... Aynen. Ya abdest almak ateşi suyu söndürür derler ya. Aslında en güzel tarafı da çok sinirli olduğunuzda bir abdest aldığınızda bile kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Şimdi bugün dedikodulara mı başlayalım? Gündemde ne tür dedikodular var, çok merak ediyorum bu arada. Gündemde yani, ben de baktım ama tabii ben de birazcık bilgi aldım. Ama birazcık tabii ki önce sizlerden. Şimdi Instagram'da da paylaşım, şimdi canlı yayın yapıyorum. Şimdi kontrolsüz bir güç haline geldim. Yap canlı yayın, ne olacak? Şarjın gider en fazla. Dualarımız seninle. Peki demiş. Ondan sonra Foter merhaba demiş. Asıl Efe peki demiş. Peki aslında Allah kullarını kendisine yaklaştırmak için aslında sıkıntıyı gönderirmiş. Ben hep ona inanırım. Bu tür hikayeler de çok fazladır bende ama bugün en azından şunu paylaşabiliriz. Ben mesela bugün şeylere baktım. Magazin gündemine baktım. Evet. Şimdi magazin gündemine bakarken aslında bir yerde gözden kaçırdığımız bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Neden gözden kaçırdığımız bir şey var? Çünkü magazinde kim kimi nerede kiminle aldatmış. Çok önemli mevzular zaten. Kim hayırlı cumalar demiş Sibel Rab, teşekkür ederim. Şimdi bir tane oyuncu var, ben de çok beğeniyorum bak. Tipi de çok hoş, hani Bebeto. Furkan'dı galiba, şeyde oynuyor. Hangisi? Meryem'de oynayan çocuk. İşte şeydeki Furkan, soyadını bilmiyorum. Bulursan öğrenirsin Kadir, sen de bana söylersin. 4 aydır çıktığı kız arkadaşını başka biriyle çıkmaya başlayınca kızın telefonlarını açmıyor.
Şimdi burada nereye geleceğim biliyor musunuz? Yani burada sizin çok ünlü, çok ünsüz olmanız hiç önemli değil. Ben hep şuna inanıyorum. Bir ilişki yaşanıyorsa, o ilişki bitecekse karşılıklı konuşarak gider. Karşı taraf bunu kabul eder ya da etmez. Etmez. Hiç önemli değil. Ama sen çıkıp da kızla 4 aylık bir ilişkin var, fotoğraflar paylaşıyorsun. Kız seni 1,5 hafta arıyor, kızın telefonlarına cevap vermiyorsun. Sonra seni başka bir oyuncuyla görüntülüyorlar, onunla bir beraberliğin olduğunu deklare ediyorsun. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Hangi kadın böyle bir şey karşısında çok sessiz, çok sakin kalabilir? Hadi sessiz sakin kaldı. Onun ne yaşadığını karşıdaki insan ya da ne hissedebilir diye düşündüğümde gerçekten çok ağır travma geçirtebilir. Tabii çünkü canım. Düşünsene ya, bitti dese, görüşmek istemiyorum dese, hani belki orada onu kabul ilişkinin edemeyecek. Bittiğini bilir ama şimdi böyle de bir şey söylemeden de bunları yaşayınca da bu sefer hani bir de daha göz önünde şey yaşıyorsun. Oluyor. Hani göz yani. Önünde olmasan yine en azından ne olur biliyor musun? Duymazsın, görmezsin, ilerleyen zamanda öğrenirsin. Ben de böyle kaçak dövüşen insanları sevmiyorum. Ben de her şey nettir. Görüşmek istemiyorsam bir mesajla da olsa, arkadaşım seninle görüşmek istemiyorum. Bitti. Karşı tarafta bunu sen ister benimle görüşürsün, ister görüşmezsin ya da ararsın aramaz, hiçbir önemi yok. Evet. Aslında bizim en büyük sorunumuz ilişkilerde. Yakında yeni bir projeye başlatacağız. Dün konuştuk. Dün bir röportajım vardı bir gazetede. 2 hafta sonra çıkacak. Farklı bir proje oluşturuyoruz. Yani söylemeyeceğim. Niye söyleyeyim? Bir de şimdi çalacak birisi. Olmaz. Hırsızlığa karşıyız ama herkes hırsız. Herkes hırsızlık potansiyeli var. Özellikle fikir çalma konusunda. Büyük ihtimalle Mart ayında konferans olacak. Çünkü bizim en büyük problemimiz ilişkilerde, aile içi ilişkilerde, ikili ilişkilerde, sosyal hayatta iletişim sorunu yaşıyoruz biz. Ve bu iletişim sorununu aşamadığımız sürece, mesela şöyle düşün, bir beraberlik yaşıyorsun. Hani bunu bir beraberlikten getiriyorum, artık herkes, bir çocuk da olabilirsin. Şimdi sevgiline sürekli jestler yapıyorsun. Kendini sevdirmeye çalışıyorsun. Evet. Ve karşıdaki insan, herkesin karakteri farklı ya. Karşıdaki insanın da senin gibi davranmasını bekliyorsun. Senin gibi davranmadığı zaman problemler yaratıyorsun. Nedensiz. Karşıdaki anlamıyor bunu. Yani hani kadınlar hep şey derler, trip atıyorsun, işte kapris yapıyorsun. Kadınlar için söylüyorum, erkeklerde farklı olabilir bu. Bu sefer kadın tripli ve kaprisli oluyor. Kaprisli. Halbuki kadın davranışının karşılığının beklentisine giriyor. O beklentiye girdiği için adam bunun da karşılığını vermediği zaman kadın tripli oluyor. Halbuki kadına sorsa, sen neden böyle davranıyorsun, yanlış bir davranışın mı oldu dese, belki kadın söyleyecek. Maalesef. Ama kadın gurur yapıyor, söylemiyor. O beklentinin içerisinde de karşı taraf bu tepkiyi gösterdi. Beklenti çok kötü bir şeydir. Bak, anne babadan beklenti kötüdür, arkadaştan beklenti kötüdür. Bir insanla bir şey yaşayacaksanız, bir insanı sevecekseniz, o duygu sizin duygunuz olsun. Karşıdaki beni sevsin diye sevmeyin. Çünkü karşıdaki sizi ne kadar sever, bunun garantisini veremezsiniz. Ha siz seversiniz, o sizi sever sevmez. Onun inisiyatifinde. Zaten size değer vermiyorsa da hayatınızda olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Doğru düşünüyorsunuz. Benim mantığım bu. Çünkü bir insanı seviyorsan koşulsuz sevmelisin. Bir çocuk annesini, ay çocuğum beni sevsin, ay çocuğum ileride bana baksın, ay çocuğuma ben iyi eğitimler aldırayım, iyi paralar kazansın, ben yaşlandığımda benim ona harcadığım parayı bana harcasın diye büyütüyor musun? Aslında, hayır. Tabii. Neden? Çünkü koşulsuz bir sevgi var. Aslında bence sevgiyi koşulsuz bir şekilde paylaşabilirsek hepimiz birbirimizle, bence o zaman çok şey değişecek hayatımızda. Yani işte ben Kadir'e iyi davrandım. Ya dün ben Kadir'e yemek ısmarladım, bugün de Kadir bana ısmarladı. Şimdi Kadir senden yemek ısmarlamanı istemiyorsa, sen Kadir'den niye tekrar aynı şeyi bekliyorsun ki? Tabii. Sen onu yaptın, bitti. O kadar. Kadir'in inisiyatifindedir bundan sonraki aşama. Ya da işte Kadir sevgilindir, Kadir'e hediye almışsındır. Sen de Kadir'den hediye bekliyorsundur. Bu yanlış. Beklenti hiçbir zaman olmamalı. İyi bir şey değil, değil kesinlikle. Evet. Beklentinin girdiği hiçbir durum ne insanları mutlu eder, ne de beklentinin olduğu bir yerden mutluluk çıkar. Yani sevgi olmaz. Beklenti varsa çıkar olur. Maalesef. Yani öyle çıkar olur. Sadece karşındakinden maddi bir menfaat değildir. Manevi de menfaattir. Tabii canım. Bu bütün ilişkilerde de böyle. Yani iş hayatında, aile hayatında, sosyal ilişkilerde. Menfaat girdiği zaman araya zaten bu sefer dostluklar zedelenmiş oluyor. İnsanların birbirine karşı bu sefer hiçbir güveni kalmamış oluyor. Mesela ben bunu çok yaşamıştım. Artık yaşamıyorum. Çünkü o tür insanları hayatımda tutmuyorum. Ya ben sana çok iyilik yapmıştım. Ya işte ben senin kötü gününde yanındaydım. Şimdi derler ki adama, arkadaşım sen kötü günümde benim yanımdaydın da ben senin kafana silah mı dayadım yanımda ol diye. Olmak tabii, istedin tabii. Oldun. Benim karakterimde olmak yok.
Bu benim tercihim. Bu doğrudur, yanlıştır, tartışmıyorum. Ama hiç kimse karşısındakinden beklentiyle bir şey yapmamalı. Yaparsa sonucuna katlanır. Katlanmak zorunda kalır. Yani sevgilin işte hastaydın, gittin çorba yaptın. Sen hastalandığında sana da çorba yapmasını beklersen, adamın karakteri ya da kadının karakteriyle alakalı bir şey o. Ama Sevgi Hanım, genelde bu beklenti içerisine giriyorlar. Az önceki çorba örneğindeki gibi mesela, şimdi karşı taraf hasta olunca diyelim ki o ona bir şeyler yaptı. İşte belli bir zaman sonra da tam tersine o da bir hastalandığında şey bekliyor. İlgi göstermeyince veya bir şey yapmadı. Aa bak, görüyor musun, ben ona böyle yapmıştım ama meğersem onda böyle bir iyi niyet yok. Aslında değil. Belki o anda vakti olmayabilir. Bak ben bu konuyla ilgili şey bir örnek yani vereceğim. Sadece Suyanık Almanya'dan seni izliyoruz. Seni çok seviyoruz demiş. Teşekkürler. Olsun. Biz de seviyoruz. Bizi seven herkesi seviyoruz. Sevmeyeni daha çok seviyoruz. Çünkü sevmeyenlerin daha çok sevgiye ihtiyacı var. Aynen. Biz daha çok sevgi dağıtıyoruz. Çünkü programımızın adı Sevgiyle Yaşama Dair. Her daim yaşama dair. Şimdi, bak şimdi. Kendimden örnek anlatacağım. Eski eşim hastalandığında çorbasını yapacaksın. Ben hastalandığımda, ben kendi kendime, kimseye eyvallahım yok. Ben hastalandığımda o ilgi göstermedi diye. Ben de o hastalandığımda da umursamadım. Allah'ım, sabaha kadar bana ne? O da öğrensin. Ben hastayken kimseyi arayıp gel, arkadaşlar mesela 40 derece ateşletiyorum, beni arıyorlar, gel seni doktora götürüyorum. Gitmiyorum ya diyorum, bırakın yatacağım, dinleneceğim. Ben, insan eti ağırdır. Yani ben olsam yaparım ama birisinin bana yapmasını beklemem. İstemem de. Kendine yetmek dedikleri şey bu. Ha yaparsa zaten karşıdaki senin şansındır. Yapmazsa da şanssızlığındır. Diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Diyebilir. Çok güzel diyebiliriz. Demek ki bahçeye, tarlaya ektiniz soğan. Soğan da ayazı yedi, gitti. Bitti. O yüzden bir şey yaparken beklentiye yani girmemek. Yani kısaca dediğin gibi beklenti içinde olmamamız gerekiyor. Tabii. Bir şeyleri yaptım ya, bu karşılıksız. Çocuk, benim kızım var, üniversiteye gidiyor. Karşı. Benim hayalim aman kızım üniversiteyi bitirsin de güzel paralar kazansın da bana baksın değil. Gitsin kendi yolunu kendisi çizsin. Evet. Onun tıkandığı yerde ben onun gölgesiyim. Gözükmem gerekmiyor. Güzel hep örnekler veriyorsun. Ben de hayatım boyunca mesela bu eğitimle karşı her zaman zaafım vardır. Mesela bizim yeğenleri de benim çok emeğim geçmiştir okul hayatlarında. Ha dediğin gibi beklentim var, asla, sadece onlar eğitimini güzel alsın. Kimseye bir yerlere, muhtaç olmasınlar. İyi bir yerlere gelsin. İnan ailesinden çok benim emeklerim vardır ki sağ olsun inkar da etmezler. Ki şu an her biri zaten üniversiteyi bitirdi. Rabbim yollarını da açık etsin ama dediğim gibi ben bunu isteyerek ve onlar bir yerlere gelip kendi imkanlarıyla ayaklarının üzerinde dursun diye yaptım. Yaptıklarımdan asla da tabii pişman değilim. Ha, arada bazen minik takılıyorum mesela. Ya diyorum, sen diyorum şu mesleği diyorum hani yapıyorsun. Demedin ki diyorum işte dayıcım, bak bu da ilk maaşından sana ne bileyim küçük bir minik. İşte bak beklentiye girmeyeceksin. O maaşını kazanacak, gidecek sevgilisi varsa sevgilisiyle yiyecek. Hayır, şuraya getireceğim. Yok. Hayır, insan böyle beklenti değil. Hani gönül okşamadır ya, ne bileyim şu küçük bak, bir çiçeği sana getirdim. Bak, insanlığı 40 yıl sırtında taşı, bir gün taşımadığında 40 yılın hatırı kalmaz. Biz insanlar o kadar bencilleştik ki menfaatimiz varsa dostumuz, arkadaşımız var. Menfaatimiz bitince dostluğumuz, arkadaşlığımız bitiyor. Bir de şöyle bir gerçek var. Düşenin gerçekten dostu olmuyor. Ama insanlar unuttuğu bir şey var. Düşmez kalkmaz bir evet. Allah. Herkes düşebilir. O da... Herkes tepe taklak olabilir. Evet. Ama o tepe taklak olup da sırtını döndüğünüz kişilerin gün gelip karşınıza sizinle aynı durumu değiştirdiğini de düşünmeyi unutmayın. Kimin ne olacağını hayatta suyun akışı karar veriyor. Aynen. Bugün karıncalar balıkları yer, yarın da balıklar karıncaları yer. Bu konuya, bu konudaki kararı su veriyor. Yani siz ne kadar kendinizi, benim malınız ne kadar çok olursa olsun, ben her zaman şu örneği veririm. Haiz toprağı biliyoruz hepimiz. Bu en uç örnektir. Evet. Fabrikaları vardı. Her şey vardı. Bankası vardı. Giderken 4 kişi taşıdı sadece. Yani insan ne malına güvenecek, ne güzelliğine güvenecek, ne şanına, ne şöhretine. Kimin ne olacağını hiç kimse bilemez. Ama ben hep şuna inanıyorum. Eğer bir insan sizin kapınıza geliyorsa, zor durumdaysa ve siz orada bencillik yapıyorsanız, unutmayın ki bir gün siz de birinin kapısına aynı durumda gideceksiniz. Aynen. Ve sizin yaptığınızda o kapıda birisi size yapacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben hep söylüyorum, düşmez kalkmaz bir Allah. Biz kuluz, şaşarız, beşeriz, hata yapabiliriz. Hiçbirimiz aynen mükemmel değiliz. Lakin eğer bir şey sizin kapınıza geliyorsa orada sadece şunu düşünün. Rabbimin bir sınavı mı bu?
Çünkü kimse kimsenin karşısına tesadüfen çıkmaz. Bazen ödülümüz gelir, bazen cezamız gelir, bazen öğretmenimiz gelir, bazen farklı şeyler yaşarız. Ama kimse kimsenin karşısına tesadüfen çıkmaz. Ben bile bunları tesadüfen konuşmuyorum. Mutlaka birilerine, bir kişiye dahi olsa bir faydamız olacaksa emin olun bir kişi bir kişidir. Önemli olan milyonları kurtarmak değil. Bir kişiyi kurtarıyorsanız o bir kişiyi kurtardığında o zincirleme zaten artacaktır. Gelecek. O yüzden herkes kendi çizdiği yolda kendi doğrusuyla gitmeli. Bak şimdi. Çok güzel söylüyorsun, yüreğine sağlık. Ben içimden geçeni söylüyorum. İnşallah herkes de kalbinden geçeni yaşar. Bak şimdi bir ihanet vakası daha. Ya bu sanat camiası ya çok para dinden imandan çıkartıyor gibi bir laf mı vardı? Atasözü var değil mi? Az verip aratmasın, çok verip azdırmasın. Bunları çok verip azanlardan. Şimdi Can evinden vurulmuş. Oyuncu Can Yaman eğlenmek için de gittiği mekanı birbirine katmış. Bu da çok beğendiğim tiplerden bir tanesi. 8 kadının karıştığı kavgada bardaklar havada uçuşmuş. Bak kadınların karıştığı kavgada da bardaklar uçuşmuş. Allah'tan kelleler gitmemiş. Yaman güçlükle sakinleştirilmiş. Çünkü Can Yaman'ın eski eşi, eski aşkı Bestem Su Özdemir'in Çağatay Ulusoy ile ilişkisi yüzünden gergin olduğu dikkat edilmiş. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Abi bittiyse bitti. Çağatay Ulusoy da bir geldi, adam gündemi alt üst etti. Bak çok hoş bir çocuk. Amerika'da kalsaymış. Bak bu kadar kişinin canı yanıyor. Bir de 8 kişi, bir de şeyi merak ettim. Tam 8 kişi kavgaya karışmış da Can Yaman bunların arasında ne yapıyormuş? Acaba kışkırtıp kadınları birbirine mi düşürdü? İntikam almak için bir kadının yarattığı bir yarayı başka bir kadından, hatta 8 tane kadından mı çıkarmaya çalıştı? Onu düşünmek lazım. Her zaman konuştuğum bir şey var. Evlilik programları maalesef insanların bazı değerlerinde dejenerelik yarattı. Yani biraz ne diyoruz ona? Birazcık bazı şeyleri değerinden uzaklaştırdı. Şimdi evlilik programlarında işte ikimiz arkadaşız. Sonrasında Kadir'e aşık oluyoruz. Evet, böyle şeyler, kurgular da oluyordu. Bak bu kurgu, bunlar kurgu evet. Ama bunun realiteye döndüğünü izleyelim. Sanat camiasından başlayın, halka doğru inin. Mesela geçenlerde bir haber okudum. Eniştesiyle kaçmış kız. Ay evet, onu ben işliyorlar bu konuyu zaten kanalda. Şimdi insanlardaki algı, sıradanlaştırılma, evet, normalleştirilme. İşte Kadir'e aşık oluyorsun. Kadir, sonra siz bir şeyler yaşıyorsunuz. Sonra iki gün sonra ben diyorum ki ben Kadir'den hoşlanıyorum. Şimdi bunu izleyen halkı düşündüğümüzde diyor ki arkadaşımın arkadaşını sevebilirim, gayet normal diyor. Bu sefer halka iniyoruz. Halk bunları yaşamaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Değerlerimiz kayboluyor. Değer denen şey ortadan kalkıyor. Sevgi Hanım, şeyde olmuyor mu? Şimdi bu konu işleniyor mesela, dediniz yani eniştesiyle birlikte kaçmışlar. Hatta 2 yıldan bu yana hatta kayıplarmış. Bu sefer insanlar toplum içerisinde bu algıyı da almış oluyorlar. Tabii. Mesela şimdi diyelim ki kız kardeş evine gelse mesela, örnek veriyorum. Acaba eşimde veya eşimin onda gözü olabilir mi gibi. Bizim bu algıda yaratılmış oluyor. Hani insanlarda yani şey bırakmıyorlar. Genelde biz o algıyı çok düşünecek bir toplum yapısına değil, sahip değiliz. Ama şöyle bir algı var. Kendi adıma söyleyeyim. Benim erkek arkadaşım olsa hiçbir kız arkadaşımla tanıştırmam mesela. Geçen de böyle bir sohbette bizim aile içerisinde oldu, şey diyorlar, aman diyor sakın diyor, hani evlilere söylüyorlar ama sohbet, keyifler dışarıda ama sakın bekar kız arkadaşlarınızı evinize davet etmeyin. Ya ben her an her şey olabilir. Ama gibisin. Bak şöyle de bir gerçek var, bekar kız arkadaşları eve davet etmiyorsun ama evli adamlar bekar kızların etrafında dolandığı için. Ya bir de o için, var, bir de öyle şeyler yani var. Yani şimdi olayı, ya bir kere zaten karakterinde samimiyet olmayan, dürüstlük olmayan, hiç kimseden zaten bir şey beklemesin yani, kimse. Tabii ki. Yani adamın mayasında ya da kadının mayasında hamur şey, mayasında yoksa, çamur tabii varsa sen onu temizleyemezsin. O bozuk doğmaya hiçbir şey yapamazsın. Doğru. Fakat sanat camiasında biliyorsunuz bir sürü olay var. Biz sanat camiasının, yani sanat camiası evet küçücük bir camiaya sahibiz. Evet küçücük bir şeyler var ama şunu unutmasın kimse. Ne kadar ünlü olursanız olun insansınız. Üstünüzdeki etiketiniz gittiğinizde sizinle gelmeyecek. Ben hep söylüyorum, VIP salonuna sizi götürmeyecekler. Yani ay sen çok ünlüydün, sen çok tanınıyorsun, gel bizim tarafta da çok ünlüsün diye sizi almayacaklar. Ya da çok paranız var, burada istediğinizi satın alıyorsunuz. Oradan cennetten rezervasyon yaptırıp böyle şatolar da vermeyecekler size.
amellerinizle gideceksiniz. Ve de herkes... Çirkinler daha tehlikeli ya. Çirkinlerle tanıştır diyor. Daha kötü, çirkinler daha cilveli oluyor. Şimdi ben daha odunu, bak daha çirkin bir kadın, evet, olarak. Yani çirkinlik de göreceli bir kavram da, daha az güzel diyelim. Arkadaş, onlarda bir cilve var. Bak ben hanım ağa gibi böyle elim belimde geziyorum. Kadın böyle, şöyle. Ya ben yapamıyorum. Kadın halini beceremiyorum öyle bir şey ya. Vallahi beceririm. Güzel bak, dans ediyor olabilirim. O şeye, o, ama orada bile bir odunluğum var. Sevgi Hanım, estağfurullah mesela. Estağfurullah daha büyük demek de neyse, daha hakaretim büyüğü geliyor. Hakaret düşündüğüm aslında yok. Mesela cana yakınlığınız, sempatik oluşunuz dediniz, hani ben böyle çok belki cilimi falan yapamıyorum ama en azından bir enerjiniz bayağı bir yüksek, bir doğallığınız var, onu söyleyebilirim. İşte doğallığını zorladan ben içimdeki Abdurrahman Çelebi belki çıkıyor. Çok, hani kaybediyorum belki kendimi. Belki böyle bir kırım kırım, belki hani o size biraz çıksın, hani yapamıyorsun, hani bazı böyle çok naif, kırılgan, o yapı sizde yok. Yani öyle ben görüyorum. Bana ama şey diyorlar, ama doğallık, siz eli maşalı gibisiniz, hadi canım şaka yapıyorsunuz. Hani biraz. Hiç öyle bir şey olur mu? Sevgi aşk olsun. Amcık, biraz şöyle hanım havanız var ama onu söyleyebilirim. Ben zaten hep diyorum dışarıdan ben limonum. Hep çıkabilir. Ama bu çok önemli. Ne bileyim, neden biliyor musun? Ben kendimle barışık bir insanım. Benim kendimle bir sorunum yok. Ha, benimle sorunu olan sorun yazsın. 3979'a göndersin. Ondan sonra kendini atsın. Çünkü ben kendimle sorun yaşamak istemiyorum. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Bunu hiçbir zaman, evet, unutmasın kimse. Ben burada akıl vermekten nefret ederim. Hiç sevmem. Çünkü akıl vermek bana göre akılsızların işi. Akıllı adam akıl vermez. Yol gösterir. Aynen. Rehberlik yapar. Ya da fikrini söyler. Ama biz o kadar akıl vermeyi seviyoruz ki, o kadar akıllıyız ki, yani bak şimdi avukatlık bir işin oluyor. Sanki sen hakimsin, savcısın, avukatsın. Hepimiz avukat kesiliyoruz. Bir rahatsızlık geçiriyorsun, hepimiz doktor oluyoruz. Bir problem oluyor, hepimiz savcı oluyoruz. Bir problem oluyor, hepimiz yargıç oluyoruz. Bir şey oluyor, hepimiz manken oluyoruz. Bir şey oluyor, hepimiz sanatçı oluyoruz. Herkes her şey olamaz canlarım benim. Sizin olabileceğiniz şey, bak mesela benden sanatçı olur mu? Tövbe olmaz. Ama ben yine yapacağım. Kendime barışık olmak böyle bir şey. Ama ben şarkıyı niye söyleyeceğim? Ben giderli bir hatunum. Ne yapacağız? Tıpış tıpış geleceksin şarkısını söylemeye çalışacağım. Bak şiir albümü yaptım. Benim derdim şiiri, aman beni milyonlar bilsin diye. Ben kendim için yapıyorum. Yani avukatlık yapmam, sevmiyorum. Çünkü avukat olmak isteseydim benden iyi bir avukat olurdu. Çok sağlam bir avukat olurdu. Ama beni 3 gün sonra vururlardı. Neden? Çünkü benim savunduğum adam suçluysa emin olun ilk ben onu cezalandırmak için elimden geleni yapardım. O yüzden ona hiç gerek yok. Sadece şunu hiç kimse unutmasın. Hepimiz hayatta insanız. Hatalar yapabiliriz. Kötü dönemler yaşayabiliriz. Sorunlu süreçler tabii, yaşayabiliriz. Tabii. Bunlar hepsi geçecek. Eli yıkar, el döner yüzü yıkar. Bizim unuttuğumuz en önemli şey, biz çocukken imece denen bir şey vardı ya. Yardımlaşmaydı. Hatta ben kafamda hep kurguluyordum. Ya kuyumcuya gitsek, bizde un var ya da tavuk var. Biz tavuğu götürelim, o bize altın versin. Ya da işte kuyumcu gitsin, ekmek alsın. Ya da buğday verip gidip pasta al. Ya da buğday ver, git kıyafet al. Keşke böyle olsaymış. Bu parayı kim icat ettiyse alnından öpüyorum. Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyorum. Para Napolyon'un işiydi değil mi? Kimindi? Ya Lidyalılardan sonra paraya karşı bizim bilinçaltımıza tabii, kim Napolyon, çalıştı? Napolyon vardı. Sonra yani. Robin Hood çıktı. Zenginden aldı, fakire verdi. Şey istiyoruz. Hakim kovalarsınız diye. Bir tane de avukat olsaydın diye hakimi kovalardın. Yapar mıyım? Yaparım vallahi. Karakter olarak çok müsaitim ben ona. Aslında çok da sağlam bir hukukçu olurdunuz. Çünkü hani düzgün diksiyon, akıcı konuşmanız. Ama dediğin gibi siz hani böyle haksızlığa gelemiyorsunuz ya, kendi müvekkilinizi bile eğer haksızsa kodes attırmak için elinden geleni yapıyormuş. Ben mesela iki meslek istemiştim. Bir tanesi psikolog olmak istemiştim. İkincisi de hukuk, avukat. İyi ki avukat olmadım. Bu işi çok iyi yapan, çok saygın avukatlar var. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ama ben, evet, o konuda orta yolcu olmadığım için, hani işte hakim, şey hakim diyorum, benim savunacağım kişi suçluysa en büyük cezayı benden yiyeceği için bütün açıklarını toplayıp bir sırlarını düşünsene. Geliyor suçlu adam ya da kadın, neyse, bütün her şeyi öğreniyorsun. Sonra bir de üstüne para alıyorsun. Bir de mahkemede bütün her şeyi de yaparım çünkü.
Eğer hele adaletsiz bir şeyse kesinlikle orada. Yani 3 gün falan herhalde, 1, 2, 3 olur, 4'ü sayar mıyım bilmiyorum. O yüzden herkes bildiği işi yapsın. Aynen. Ama sadece bir tek şey var bu hayatta. İnanın çok kısa. Gerçekten çok kısa. Allah korusun bir deprem olsa bir gecede hayat tabii, bitti. Tabii bitiyor her şey. Bir bitiyor. Sel felaketi yaşasak bir gecede bitti. Malınız da gitti. Bak Temmuz'u hiç unutmuyorum. O anı hiç unutmuyorum. Gökten resmen taş yağdı. Rabbim o kadar şeye kadir ki hiç kimse olmaz demesin. Hiç kimse bitmez demesin. Aynen. Hiç kimse ben düşmem demesin. Hiç kimse ben çıkamam demesin. Ben benim demesin yani. Hiç kimse demesin. Bak bir anda o gökyüzü bembeyaz, simsiyah oldu. Bak simsiyah oldu. Taşlar yağmaya başladı. Ve o taşlar 10 dakika 15 dakika bir anda her yeri sel götürdü. Apartmanların balkonları göçtü. Köklü ağaçlar yerinden söküldü. O yüzden hiç kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Ya da hiç kimse bugünkü yaşadığı sıkıntıları asla kendine dert etmesin. Bunu evet. Kendime de söylüyorum. Çünkü gün geliyor devran o kadar hızlı dönüyor ki siz bile o devran dönerken nerede döndüğünü, nerede neyin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Evet. Ben o yüzden diyorum ki herkese Allah kalbine göre versin. Çünkü en güzel şey kalptir. Kalbinizde ne varsa bilin ki aynanızdır gelenler hayatınıza. Yaşadıklarınız da öyle. Bazen ben bir şey yapıyorum. Sonra aynısını yaşıyorum. Diyorum ki ben bunu yapmıştım, bunu yaşıyorum. Ve ayna gibi anında geliyor. Hayatımdan bir kötüyü gönderiyorum. Soluma bakıyorum bir tane daha gelmiş. Hiçbir şey değişmiyor aslında. Maalesef. Sizin değişmeniz gerekiyor. Değişmesi gereken biziz. Karşımızdaki insanları değiştiremeyiz. Kimse değişmez. Tabii. Sen değişir misin? Asla. Ben değişir miyim? Tövbe yalan. Hiç hayatta değişmem. Ben çocukken de böyleydim. Hatta bu benim durumum. Mesela herkesle çok gider yüzlü olmam, herkesle samimi olmam, 40 yıllık ahbap olmam ailede ciddi problemdi. Çünkü toplumun genel yapısında herkesle konuşuyor, bu kızda var bir şey. Değil aslında. Samimiyim. Ama laubali değilim. Evet. Mesela şey çok naifsin diyorlar. Diyorum ki acaba hangi taraftan bakıyor? Çünkü naiflik çok farklı bir şey. Hani çok ince değilim. Hani bak ince değilim derken kas bile yaptım yani. Ya, ama sporun faydaları. Kastan ziyade gayet çok da düzgün ve güzel duruyor. Ne güzel bir örnek oluyorsunuz izleyenlere. Ama birçok arkadaşım da spora başladı. Evet. Hakikaten çaktırmadan yapıyorlar. Ben Sport Time yazıyorum. 3 gün sene bakıyorum Sport Time yazıyorlar. İyi şeylere örnek olmak bana rahatsızlık vermiyor. Kötü şeylerden uzak kalsın insanlar. Ben sporu seviyorum. Spor benim ruhumun en iyi antidepresanı. Ne güzel anlatıyorsun. Gurbet ellerde içimizi ferahlatıyorsun. Canım Allah senden razı olsun. Estağfurullah. Sevgi Köşe Samyeli harikasın. Çok tat, çok haklısın. Amin. Amin inşallah. Keşke diyorum ya ben hep şeyi düşünüyorum. Geçen bir şey paylaşmıştım. Rabbim diye yazmıştım. Keşke bir şey olsa da kıyametini koparsan da herkes aynı kutuya gireceğini hatırlasa. Bunu neden yazdım biliyor musunuz? İnsanlar o kadar kibirli, insanlar o kadar üstünlük taslıyorlar maalesef. Ki. Bakın altın tabakta yemek de yeseniz, altın kaşıkla çorba da içseniz, gidip bir tasın içerisinden de çorba içseniz aldığınız sadece lezzet. Emin olun o altın tabağın hiçbir önemi yok, hele de içinde huzur yoksa. Ama o kasenin içerisinde sevgi ve huzur varsa dünyada yediğiniz en lezzetli çorba olur. İnsanlar zannediyorlar ki şekilci olunca, ekonomik anlamda güçlü olunca, çok şanlı şöhretli olunca hayatta her şey değişir. Hayır, öyle bir şey yok. Çünkü insanı mutlu eden, insanın bu hayatta güçlü kalmasını sağlayan tek duygu huzur ve hiç kimsede olmayan bir duygu. Evet. Herkes huzur arıyorum diyor. Huzur insanın içinde ama biz hep ya sevgilide arıyoruz. Ya kötü alışkanlıklarda arıyoruz. Ya atıyorum bağımlılıklarda işte işe veriyoruz. Ya hep bir şeye saplıyoruz. Ya işte bu bardağın içerisindeki kahvedir bizim mutluluğumuz. Ya da çok yemek yemek. Obezler için çok yemek yemek. Ya da alkol alanlar için alkol kullanmak. Tabii. Ya da işte ilişkilerde bağımlı ilişkiler yaşamak, kopamamak. Bunların hiçbiri değil. İnancınızı sağlam tutup teslim olursanız, ne gelirse Rabbimden gelir derseniz ve her şeyin hayırlısını isterseniz bilin ki Rabbim size onu gönderiyor. Hiç kimsenin hayatı kolay değil, emin olun. Ama önemli olan bunları bilmek değil, uygulamaya geçmek. Şincik müzik zamanı. Şimdi müzik gelecek sevgili dostlar. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Ne gelecek? Hareketli gelsin. Hareketli gelecek. Ama sıradaki şarkım bak hareketli. Bu arada yine Avşadası'ndan bizi izleyenler var Sevgi Hanım. Çok selam söylüyor. Yağmur Hanım, Bihter Hanım,
Aynı zamanda İstanbul'daki arkadaşlarım. Soru kabul ediyoruz Ayaz. Sonra Turgay Bey, yanılmıyorsam Bolca'daydı herhalde. Selamlar olsun. Evet. Korkmam kara gün kararıp kalmaz. Bir yolunu buluruz güzelince. Işığından ne hayır gördük ki, etmesin üstüme gölge, gölge. Işığından ne hayır gördük ki, etmesin üstüme gölge, gölge, gölge. O bir masalmış, biri anlatmış, bir gün varmış, bir gün yokmuş. Ne fark eder yarıda kalmış, tadı damakta, acı da olsa. Korkmam kara gün kararıp kalmaz, bir yolunu buluruz güzelince. Işığından ne hayır gördük ki, etmesin üstüme gölge. Dedim ben biz bir şarkı daha mı okusak dermiş. Vallahi bilmiyorum, isterseniz devam ederiz. Biz dedim ya, bizi almayacaklar dedim. Bak ne güzel de dedim değil mi? Çok güzel diyorum. Demek ki benim konuşmam gerekiyor. Konuşmama ihtiyacımız var. Şimdi dermiş ki alıyoruz. Küt diye alırmış bizi. Vallahi kalbimi kırarsınız. Kim bağırıyor? Kim geldi? Umut geldiysen kapıyı üç kere vur. Üç kere çaldı. Bu arada
şey var. Kazık ve yağlıymış. Nusret açmış ya New York'ta. Ya gidip de oradan et yerseniz adam milyon dolar harcadı. Tabii ki çıkartacak insanlardan. O yüzden yapacak bir şey yok. İstersen bir şarkı daha söyleyebiliriz. Onu söyleyelim. Reklama giriyormuşuz. Az konuştum. Sevgili. Mis gibi maydanozlar var. Pancar var. Şekülceler var. Köprü de çok güzel değil mi? Kesinlikle. Bir geçer misin? Bir bak bakalım şöyle. Yol büyüğündür desek. Öyle mi deriz? Aynen. Yok be. Ben saygılıyım küçüklerime karşı. Ne yapalım? Sen peki Almanya'da Hollanda'dan geldiği zaman neler? Ben Hollanda'dan gelmedim ki. Sen burada mıydın? Yeğenim. Nasıl entik yakaladım gördün değil mi Muzaffer? Köşe Bucak programında ben Ümit Atabay, Mavi Göl'deyim sevgili izleyicilerimiz. Bu soğukta ayağımızı suya sokacak kadar delirmedik, çıldırmadık sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu göl nedir, özelliği nedir? Bu göl sodalı bir göl. Evet. Buranın suyu sodalı. İşte müzik, işte eğlence, işte sohbet. Sedat Duran ve Seda Yıldız ile bambaşka bir program. Muhabbete, müziğe, eğlenceye doyacağınız programın bu haftaki konukları Ordu Gölköy Akçalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İmdat Köse ve Türk Halk Müziği sanatçısı Filiz Özer. Seda Show cumartesi günü saat 16'da TV 52 ekranlarında. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri Ordulu yatırımcılarla buluşmaya devam ediyor. Kırsal turizmden kültür balıkçılığına, katma değerli gıda ürünlerinden el sanatlarına, arıcılıktan seracılığa, et ve süt besiciliğinden mantarcılığa, makine parklarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar birçok farklı alanda yatırımlarınıza %70'e varan oranlarda hibe desteği sağlıyoruz. IPART 2 3. başvuru çağrı dönemi, başvuru tarihleri, çiftlik faaliyetleri için 12 Şubat 15 Mart 2018 tarihleri arası, besicilik 1 Mart 5 Nisan tarihleri arası. Siz de daha fazla kazanmak ve standartlarınızı yükseltmek için bize uğrayın, hayalinizi gerçek yapın. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ordu İl Koordinatörlüğü, yatırım sizden, destek bizden. İletişim 444-85-35. Ordu'nun gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1+1'den 3+1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park. GRP Grup ve Aktaç Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452-888-1818. Size Ordu'da bir ilk olacak haberimiz var. Evinizde, iş yerinizde misafiriniz geldi ya da vaktiniz yok. O zaman arayın Bayram Eti, özel hazırlanmış fırın ağzı ve güveç ya da istediğiniz et ürünlerini ayağınıza kadar getirelim. Et çeşitlerini toptan ve perakende, tavuk etinin ve sakatat ürünlerinin her çeşidini bulabileceğiniz Bayram Et'te, kendi kesimhanelerinde hazırlanan et çeşitleri ve şarküteri ürünleriyle Bayram Et, Kuğulu Kent Yolu, Aden Park Düğün Salonu karşısında. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Her hafta sonu özel indirimler, özel mangallık ürünlerde Bayram Et'te sizi bekliyor. Bayram Et telefonlarımız 0452-212-3852, 0530-132-3852. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi bir tek çatı altında. Adalı Gayrimenkul Turkuaz Evleri. Şahin Cili'de bir yıldız yükseliyor. Bahçemiz Şehir Parkı'yla yarışıyor.
7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. 125 metrekareden 260 metrekare normal ve dubleks daire seçenekleri. Seçin, beğenin, biri sizin olsun. Üstelik 2018 sonu teslimat garantisiyle. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda TV ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Altın Ordu'yu modernleştiriyoruz. 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana Altın Ordu'ya 140 kilometre beton yol, 53 kilometre sıcak asfalt ve 18,5 kilometre yeni imar yolu kazandırdık. 2018'de 152 kilometre beton yol ve 82 kilometre sıcak asfalt çalışmasına devam ediyoruz. Altın Ordu ilçemizi toplam 262 kilometre beton yol ve 135 kilometre sıcak asfalta kavuşturacağız. Her şey yaşanılabilir temiz bir Altın Ordu için. Engin Tekintaş, Altın Ordu Belediye Başkanı. Çorba bahane. Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Plastik adına aradığınız ne varsa hepsi tek bir çatı altında. Gençler Plastik 25 yıldır değişmeyen kalitesiyle hizmetinizde. Kalite, estetik, dayanıklılık 25 yıldır aynı adreste. Gençler Plastik'te. Gençler Plastik %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor. Hem plastik esaslı ürünler hem de plastik ürünleri destekleyici diğer ürünleri beğeninize sunan Gençler Plastik uygun fiyatlarıyla da vazgeçilmez. Deneyimli personel, üstün teknik bilgi ve güvenilirlik arıyorsanız sizleri Gençler Plastik'e davet ediyoruz. Gençler Plastik, sektörde lider. Dev kampanya. İstanbul'da toprak sahibi olmak ister misiniz? Ben Mehmet Akbayır, Klas Arsu Ofisi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Vade ve takas imkanı. İstanbul tapulu yerler. Trakya, Tekirdağ, Lüleburgaz değil, Edirne değil. İstanbul tapulu. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Yılın 12 ayı, günün 24 saatini, iş imkanları ve yaşam şartlarının hepsinin uygun olduğu bir yer. Silivri deyince aklımıza kesinlikle mi kesinlikle ulaşımı zor olan bir yer değil. Bakın tekrar söylüyorum. Burası İstanbul tapulu yerler. 30 yıllık tecrübemizle yatırımlarınız güvencede. Bir kuruş vermeden önce tapunuzu alıyorsunuz. Yatırımlarınız için doğru seçim. Klas Arsu Ofisi olarak yurt içi ve yurt dışından gelen tüm müşterilerimizin yerini aldıkları takdirde ulaşım ve konaklama masrafları Klas Arsu Ofisi olarak bizlere aittir. Bankasız, İpoteksiz, kefilsiz, vade farksız. Silivri mahallelerinde, Silivri'nin yakın çevrelerinde olan bütün parsellerimizle ilgili E5'e 5 dakika, 7 dakika mesafede. Klas Arsu Ofisi'nin tek maksadı, tek gayesi herkesi toprak sahibi yapmak. Burada elinde 10 bin lirası olan, 15 bin lirası olan, İkinci el bir arabası olan herkesle vade ve takas seçeneklerimiz mevcut. 1000 lira, 700 lira, 800 lira, 1200 lira, 1500 lira gibi vade imkanlarımız mümkün. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Bir telefonla, bir çağrınızla yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz herkesi havalimanından kendi ücretsiz servislerimizle, tecrübeli kadromuzla alıp arsalarımızın, parsellerimizin üzerinde gayrimenkullerimizin tamamını gezdirip tekrardan işlemleri bittikten sonra, tapuları bittikten sonra tekrardan geriye havalimanına kadar bırakıyoruz. Sizler de bu kampanyalardan yararlanmak mı istiyorsunuz? Geleceğe yönelik çocuklarınızın
bir parça toprağım olsun istiyorsunuz. Bununla ilgili sadece alt bantlardan geçen telefonlardan Klas Ars Ofisi'ni ücretsiz olarak arayıp gelecek için, çocuklarınız için ilk adımı atmış olabilirsiniz. Düşük bütçelerle karlı yatırımlar yapmanın tek adresi Klas Ars Ofisi. Müşterilerimizin bizlere sıkça sormuş olduğu birkaç soru hakkında sizleri de bilgilendirmek isterim. Servislerimiz kesinlikle ücretsizdir. Bu birincisi. Bunun dışında tapuyu teslim almadan 1 lira dahi para ödemiyorsunuz. Bakın, biz sizlerden kapora istemiyoruz ya da biz sizlerle bir sözleşme yapmıyoruz. Arazimizi ücretsiz servislerimizle gelip gördükten sonra yerlerimizi beğendiğiniz takdirde hiçbir ücret ödemeden tapu dairesindeki işlemlerinizi başlatıyoruz. Tapunuzu aldığınız takdirde ödeme koşullarını ayarlıyoruz ve sizin tapunuzu sizlere teslim ediyoruz. Sıkça sorulan sorular arasında ödeme şartlarımız da mevcut. Sizlere şunu da şöyle izah etmek isterim. İster peşin, ister peşin fiyatına vadeli, isterseniz araç takasıyla birlikte. Şunu her zaman için söylüyoruz bakın. Biz müşteriyi kendimize uydurmuyoruz. Biz Klas Ars Ofisi olarak ödeme seçeneklerimizi siz müşterilerimize uyguluyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelecek müşterilerimiz arazilerine bakıp beğendikten sonra tapu işlemleri yapıldığı esnada yol masrafları ve konaklama masrafları da dahil olmak üzere tüm masrafları müşterilerimizin Klas Ars Ofisi'ne aittir. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Araç takasında galericinin alış fiyatından değil, araçlarınızı galericinin satış fiyatından teslim alıyoruz. Geleceğiniz için, çocuklarınız için, kendiniz için ufak birikimlerinizden büyük yatırımlara adım atmanın tek adresi Klas Ars Ofisi. Klas Ars Ofisi. Toprağın gücü. On blok. 104 daire. Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. Herkese benden çay. Ben istemem. Gene mi sorun çıktı aranızda? Artık onun hesabımızı mahkemede göreceğiz. İşçi işveren davaları 1 Ocak 2018'den itibaren arabuluculuğa başvurmadan açılamayacak. Peki, arabulucuya gittik. Yine de anlaşamadık. O zaman ne olacak? Her adliyede arabuluculuk bürosu var. Onlar seni en yakınındaki arabulucuya yönlendirirler. Arabulucuya gidiyorsunuz. 3 hafta süre tayin edildi. Anlaştınız, anlaştınız. Anlaşamazsanız dava yoluna devam edebiliyorsunuz. İşçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak ücretsiz. İlk görüşmenizde anlaşamazsanız o görüşmenin ilk 2 saatlik ücretini Adalet Bakanlığı ödüyor. Arabuluculukta hem işçi kazanıyor hem işveren. Adalet Bakanlığı. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. We'll be right back.
seni. Ne hissetle de söyle. Canımı yakıyor veda sözleri. Yanarım yanarım aşk ile yanarım. Kurbanım yoluna. Aleni aleni yatırdı kalemi. Çıkamam yarına. Söylemedim, diyemedim, aşk diye çektim. Ah felek hep inadın, bana mı dur? Herkese ak tabise, kara mı dur? Aşk acıdan, sısıdan, yana mı dur? Amla ne ettin? Yanarım yanarım aşk ile yanarım kurbanım yoluna. Aleni aleni yatırdı kalemi çıkamam yarına. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Kimseye söylemedim diyemedim. Aşk diye çektim. Ah meleke inadın bana mı dur? Herkese akta bilse kara mı dur? Aşk acıdan sısıdan yana mı dur? Anla ne ettim? Alnıma yazdı kader, silemedim. Ağladım, ağladım hiç gülemedim. Kimseye söylemedim, diyemedim. Aşk diye çektim. Ah melek hep inadın, bana mı dur? Herkese akta bise, kara mı dur? Aşk acıdan, sızıdan, yana mı dur? Anla ne ettim? Sıradaki şarkı. Başım döndü ve bir daha dönmeyeceğim öyle. Kafa gitti yani. Yönden değilse kapaklanıyordum böyle etekler. Ama orada yılan dansını. Ama bak nasıl biliyor musun? Çocukluğumu da çok seviyorum. Böyle eteklerde bak, bak ne güzel oluyor. Görüyor musunuz? Bundan sonra İspanyol takılacağım. Hayırdır sen de mi kaza geldik kadir? Canım aynı zamanda spor yapma yani yan tarafları böyle çalıştırmış oluyoruz böyle hareket ettikçe değil mi? O da oluyor. Var spor. Ay yani böyle. Sen şu an kütük gibisin, dans edemiyorsun bak ben. Hayır, dans ediyorum. Evet bende var yani dans problemi var, çok beceremiyorum. Beklemek modundayız. Neyse artık ümit ne düşerse ağaca. We'll be right back.
farkında sen değilsin. Sensiz aşkımla olma böyle. Kim var karşımda sen değilsin. Bittin aslında ben de öyle. Duyamadım aşkta ara sıra birkaç yeni kelime yine de. Arada sırada aklıma gitmeyi bilmiyor, kalbime gömülen emin olma diyor, beni öldürüyor, kendisi yaşıyor. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor, kalbime gömdün emin olma diyor, bana gün dedin akşamı buluyor. Faslında tek deliydim. Sen de tam varken ben de gölge. Hayret aslında sen bilirdin. Sustum karşımda ben de öyle. Ara sıra birkaç yeni kelime yine de. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime gömülen emin olma diyor, beni öldürüyor, kendisi yaşıyor. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime gömdü emin olma diyor, bana gün dedin akşamı buluyor. Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor, kalbime bana gün dedin akşamı buluyor. Maalesef akşamı buluyor. Kendi kendini seyredene ne diyorlar? Megaloman mıydı? Megaloman oluyor. Evet maalesef. Sevgili arkadaşlar, hem Facebook'tan canlı yaptık, şimdi biraz Instagram'dan yapıyoruz, biraz Facebook'tan yapıyoruz. Programımızı tüm hızımızla devam ediyoruz. Saatler 14'ü gösterdiğinde karşınıza geldik. Bir saate bitirdik, ikinci saate geldik. Şimdi tabii sizler de sevgili arkadaşlar yorumlarınızı yazabilme şansına sahipsiniz. Şimdi Cuma günleri magazin yapıyoruz. Tabii magazin içerisinde biraz daha hayatı doğaçlama yapıyorum ben. Şimdi bakacağız. Şimdi bugün yani orada burada şimdi bakacağız. En son nerede kalmıştık? Tabii ki hayatın bize getirdiklerinde kalmıştık. Ama tabii insanlar hayatı ne kadar algılıyorlar onu da düşünmek lazım. Evet. Şeyi konuşmuştuk, Nusret'ten bahsetmiştik. Hakikaten hem yağlıymış etler hem fiyatta çok pahalıymış New York'ta açtığı yer. Ama İstanbul'da da öyle biliyor musun? Çok bizim arkadaşlar pahalı, mesela evet. Gitmişler. Kaç liradan çıkmıyorsun? 4-5 bin lira. Tabii. Adamın asgari ücretten haberi yok. Herhalde büyük ihtimalle Arizona'dan geliyor onun bütün boğaları. Kesin Arizona'dan geliyor. O kadar yol gelmiş ki. Yani bu kadar pahalı et bilmiyorum. Hani ya, sosyete olmak demek bedeli ucuz ama üstüne çok para vermek midir? Onu çok bilmiyorum ama Sevgi Hanım, aslında bence bilmiyorum da aynen et, yani pirzola da aynen, büftek de aynen, bonfile de aynen. Normal bir restorantta diyelim ki en pahalı restorantta bile hani onun menüyü alsan ne bileyim tabağı 100 lira diyelim hadi, o da iki parça et. Ama herhalde orada yanılmıyorsa 5-600 liraymış öyle biliyorum.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim biraz mi? Biraz saçmalamışlar sosyete yani. Sosyete olacağım diye de gidip 500 TL vermem yani. Onun yerine... Adam başı 500 TL. Tabii kişi başı tabii 500 TL. Tabii adamın ödediği kira herhalde aylık 30 bin TL olunca kimden çıkaracak? Ben de şunu anlamıyorum. İşletmeler genelde bütün giderlerini satış yaptıklarından çıkartıyor. Yok böyle bir şey. Herkes bir gideri birine yüklüyor yani. Adam işte kirası yüksekse kirasını yansıtıyor. Bir yerde bir döneri 10 TL yiyorsun, bir döneri 50 TL yiyorsun. İkisi de aynı. Sadece kiraları farklı. Sevgi Hanım, geçen yaz cicişler var ya bizim iki kardeşler. Esra, Ceyda yanılmıyorsam. Kıbrıs'ta hamburger almışlar. Ne kadar almışlar biliyor musunuz? Bir hamburger, bir yanılıyor şey. Ben böyle bir saçma bir şey duymadım. 1000 lira. Bildiğimiz ben, 10 liralık hamburger. Yok, ben bir şey söyleyeyim mi? Kimse 1000 TL'ye hamburger almaz. O reklam amaçlıdır. Bilmiyorum. Hani o bir özel mi ne varmış herhalde artık. Ne varmış? Gümüş renginde miymiş bir şeyler. Pardon, gümüş yiyince ne yapacakmış? İşte ne bileyim ne hani oluyorsa. Gümüşü takarsan anlarım. Gümüşü değerlendirecek bir şeyin olursa anlarım da. Hayır, gümüşü yersen anlamam Sevgi yani. Sevgi Hanım, rengi falan bir farklı mı? Yani renk farklı olunca o daha mı? Ya yok ben şöyle söyleyeyim. Bir yerde işler. Bodrum'da galiba lahmacun bir hesap ödemişler 350 lira. Tabii bir ara o gündemdeydi. Yani... Tanesi 50 lira 60 lira diye 3 liralık lahmacun. Yani bazı insanlar hesap öderken hesabın ne kadar olduğunu bilmezler. Kredi kartından çektirirler. O yüzden hani bu ülkede de çok fazla gelir düzeyinin yüksek olduğu insan sayısı %10-15'tir. Yani 70 milyonda %10 7 milyon eder. 70 milyonu 7 bölgeye bölsen her şehirde bir 70 kişi falan çıkar ya da 700 kişi çıkar. O yüzden bu işler ince işler, hiç uğraşmayalım. Evet. Kendimizi de kasmayalım. İskoçya'da bir markette görev yapmaya başlayan Fabio isimli robot gürültüden dolayı komutları karıştırıp müşterileri yanlış bilgilendirici kovulmuş. Yani bak şimdi insanoğlu bile şaşar beşer diyoruz. Siz bir robottan bahsediyorsunuz. Şimdi o robot o gürültüde ne yapsın garibim, algılayamamış, bir de işten kovmuşlar. Sanki robot da çok üzüldü, arkalarından ağlayacak ben bu ay aç kaldım diye. Keşke hepimizi robotlaştırsalar ya. Biz robot olsak daha iyi olurmuş ha. Ruhsuz, duygusuz, sessiz, sakin, otur, kalk, git, gel. Yalnız ben kesin o asi ruhlardan, asi robotlardan olurdum. Kesin. yine bir ayrıcalıklı olurdun yani. Ya herkesin yaptığını yapamam zaten istesem de. Bu arada Seda Sayan'ın programı Rütük Cezası nedeniyle 3 gün yoktu. Yoktu, evet. Ama yine söyleyeyim, o program kalkacak gibi geliyor bana. Bugünlerde işte Nihat Doğan'ı falan konuk alıyor. İşte Nihat Doğan'ı konuk alıyor. İşte gündem yaratıyorlar. Ben anlamıyorum. İnsanlar birbirleriyle kötü konu. Ya hani bir laf vardır. Bakacağın yüze bakacağın kötü laf etmeyeceksin. Veya tükürmeyeceksin derler. Evet, halk dilinde. Bakacağın yüze tükürmeyeceksin. Doğru. Tükürüyorsan da o yüze bakmayacaksın. Bakmayacaksın. İşte böyle yapa insanların kafasında şöyle bir algı oluşturuyoruz. Diyoruz ki arkadaşım, ben sana her şeyi yapabilirim ama yüzüne baktığında gülebilirim. Sen de bana güleceksin. Yok öyle bir şey. Maalesef. Hani değerleri varsa bazı insanların, ki ben herkesin olduğunu düşünüyorum. Yani ben biriyle kavga ettikten sonra kavga sebebi de çok önemli tabii burada. Onu çok doğru düşünmek lazım. Ama bu kadar birbirinizi atıp tutuyorsanız, özelini paylaştığın bir insanı sen çıkıp rencide edebiliyorsan, burada ben senin samimiyetsizliğini düşünürüm. Tabii samimiyetsiz arkadaşlık, birbirlerine söylenmeyecek sözler söylendi. Ya hani... ilişkiyi iki kişi yaşar, iki kişi arasında ne yaşıyorsa yaşar, orada kapanır o konu. Evet. Yani ahlaki değerler bunu gerektirir. Tabii bazı ahlaki değerleri olmayanlar var ne yazık ki. Yanından geçen kadının arkasından konuşan, hayatındaki kadının arkasından konuşan ya da kadınları küçümseyen, kendi kız kardeşi ve kendi annesini o kadar güzel unutuyor ki. Evet. Ben hep diyorum, herkes hayatta yaşattığını yaşamadan ölmez. Bu hepimiz için geçerli. Özellikle ne biliyor musunuz? Başka kadınları. Şimdi bir kere... Allah öyle sınavlardan geçiriyor ki herkes. Kimini parasıyla sınıyor, kimisini sağlığıyla sınıyor, kimisini dostlarıyla sınıyor, kimisini arkadaşlarıyla sınıyor, kimisini kariyeriyle sınıyor, kimisini etrafındakilerle sınıyor, kimisini malıyla sınıyor. Ama her şekilde birileri sınanıyor. Fakat insanların bilemediği ne var biliyor musunuz? Bak ben yapıyordum şimdi. İtiraflar başlasın. Zaten çok severim itirafları. Hiç de işim olmaz ama. Ben birinin canını yakmışsam zamanında, kadın, erkek, hiç önemli değil. Ama ben hep söylerim biliyor musun? Yapacağım her şeyi söylerim karşıdakine. Derim ki bak, sen bunu böyle yaparsan ben de bunu böyle yaparım. Canımı yakarsan canını yakarım. Bu kadar basit. Kısasa kısastır. Doğru.
Ama karşıdakiler şey zannediyor bir süre sonra. Zannediyor ki işte o benim canımı yaktı, ben de benim canım yanmaz. Neden canım yanmaz? Birincisi teslimiyeti olan bir insanım. İkincisi de varsa yaşayacak, öğrenecek bir şey, onu öğrenirim. Evet. Lakin diyorum ki ben her zaman kavga edersin. İlk yumruğu atan mı kazanır, ikinci yumruğu atan mı sence? Tabii ilk yumruğu atan kazanır yani. Hayır. Öyle mi? Baba öyle biliyormuşum. Hani hiçbir kavganın... zaman ilk yumruğu atan kazanmaz biliyor musun? İlk yumruğu yiyen kazanır. Neden? Şimdi sen bana bir tane tokat attın. Evet. Benim sana onun nasıl bir karşılıkla geri hesaplayabilir misin? Ben şundan dolayı hani kavgada ilk kafayı atan böyle yere düşürüyor ya. Oradan halk dilinde tamam, ilk vuran... Tamam düşürdün bak, ben hep diyorum ilk vurursun. Evet. Karşındaki sendeler. Karşındaki tabii, düşer. Sonraki... Ama onun nasıl bir güçle ayağa kalkacağını... bilemezsin tabii, bir de o tarafı da var. Doğru söylüyorsun. Ya şimdi ben Kadir'i dövsem. Kadir bana karşılık vermeyecek mi? Verecek muhakkak. Hayır, şiddete hayır. Şiddete hayır diyoruz ama gerçekten de böyle bir şey var. İlk yumruğu atan hep kaybeder. Doğrudur. Çünkü sen ilk yumruğu bütün gücünle atıyorsun. Ama karşıdakinin gücünü hesaplayamıyorsun. O da bütün o şeyle topluyor, enerjisiyle beraber, o kızgınlıkla. O da var gücüyle. Eğer ki öyle imkanı varsa. İmkana gerek yok. Yok diyorsun. Ha, bir de şöyle bir tarafı var. Hiç kimse yediği ilk tokatı unutmaz. Tabii. Atan unutur. Ne yediği tokadı, ne söylenen ağır sözleri dediğin gibi maalesef unutmazlar yani. Öyle bir dünya yok. O yüzden siz olun. Hepimizin hayatında her şey olabilir. Her şey mümkün. Düşeriz, kalkarız ama düşerken kiminle karşılaştığınıza, kalkarken de kimin olduğunu asla unutmayın. Tabii. Ha bu... Dediniz yani Seda Sayan'la Nihat Doğan hani bu konuk olayında, evet 12 yıl sonra mı ne bir araya tekrardan Seda Hanım şey ilk defa bir araya geliyorlar ve konuk alıyor. Bayağı da bir reyting de almış o günkü o yayın, öyle biliyorum. Ya zaten amaç o. Amaç yani. Kadın artık ne yapacağını şaşırdı, tutunamayacak. Bak size söyleyeyim, o program bugün belki gündemde olacak ama insanlar ne için seyrediyorlar? Kafası dağılsın diye seyrediyor. Ama o program kalkacak. Çünkü neden? Tekrara düşen hiçbir şey uzun vadeli olmaz bu hayatta. Çünkü yayının akışı Seda Sayan'ın daha önceki yapmış olduğu programların birebir aynısı. Yani değişen bir şey, konuk alıyor, sanatçı konuk normalde. Biraz yanılmıyorsam işte... popülerliği olan insanları alıyor. Magazinsel ama popüler sohbetler. İşte magazin anlamında. Alıyorsun ama ne kadar olacak, ne kadar İşte diyorum olacak? Ya bir yani yenilik yok. Demet Akalın'ı her hafta alamazsın. Ay yok, o zaten lezzet vermez. Bir kişi üst üste 3 gün çıkar, artık al direkt kanal değiştirir dediğin gibi. Yani o yüzden biraz daha böyle önümüzdeki hafta... konuştuk. Önümüzdeki hafta içerisinde mağdur erkekleri konuk alacağım. Her zaman kadın haklarını savunan biriyim. Ama bıçağın 200 olduğunu biliyorum. Madalyonun 200 olduğunu biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü madalyonun 200'ü var. Evet bugün biz tabii kadınlar olarak çenemiz hiç susmaz. Bizi anlayan adam az bulunur. Ne olur anneler erkek çocuklarını yetiştirirken kadınların konuşma ihtimaline karşı onları da dinlemeyi öğretirseniz çok mutlu olacağım. Şimdi benim kız çocuğum var. O kız çocuğum çok konuştuğu için o da konuşanlar grubunda. Ama erkek çocuğum olsaydı oğlum konuş bak. Dinle, kadınlar dinlenmek içindir. Bak sen konuşamayabilirsin ama kadın içindekini dökmeli yoksa delirir. Bak sana dünyayı dar eder. O korkuyla büyütmeniz lazım. Genelde evet, erkekler çok değil mi Sevgi Hanım? Böyle içe kapanıp çok da konuşmayı sevmiyorlar diye biliyorum, bilmiyorum. Erkekler, şimdi şöyle, erkekler 10 bin kelime kullanıyorsa bir günde kadınlar 20 bin kelime kullanıyor. 20 bin kelime, işte onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bizde kelime hazin... Mesela ben bazen konuşuyorum, arkadaşım diyor ki, şöyle bakıyor... Arkadaş diyor, sen ne yapıyorsun ya diyor, senin bu kurduğun cümleleri ben bir araya getiremem diyor. Sonra ben düşünüyorum, şimdi kadın olarak o beyne sahibiz ya biz. Sen diyor çok kelime hazinen. Sonra düşünüyorum, erkeklere düz anlatacaksın. Kadir gel, Kadir git, Kadir otur, Kadir yap. Ama dersen ki Kadir bak şunu şuradan alacaksın, oraya götüreceksin, oradan alacaksın, onu oraya götüreceksin. Kadir gitti. Tabii. Kadir'i bir daha bulamazsın. Az ve öz, evet. Erkekler düz mantık. Düz mantık, doğru. Şimdi bize dırdırcı diyorsunuz. Siz bize niye dırdırcı diyorsunuz bakayım? Aslında Sevgi Hanım dırdırcı değil de daha ayrıntıcısınız. Yani mesela her şey detaylı bir şekilde böyle...
irdelemek istiyorsunuz, aktarmak istiyorsunuz? Hani bayanların genelde en çok sevdiği yani şey. Yani şimdi bir kadının sevgilisi varsa, sevgilisi geldiğinde canım bak bugün ben çarşıya çıktım. Çarşıda Ayşe ile karşılaştım. Evet böyle ayrıntılı. Ayşe ile karşılaştıktan sonra Ayşe bana bunu dedi. Sonra ben alışverişe gittim. 3 tane ayakkabı beğendim. Bir tanesini alabildim. İkisini alamadım dersen ben bile çıldırırım. Bak. Ben kadın olarak çıldırırım. Çünkü beni ilgilendirmiyor. Aynen. Diyeceksin ki aşkım meşkim neyse canım ciğerim balım böreğim peteğim. Bugün alışverişe çıktım, 2 tane ayakkabı aldım, bir tanesi beğendim alamadım. Şimdi detaylar boğulmak içindir. Yani sonuca gitmez, götürmez. Doğru. Ben kendi mesela kardeşim diyor çok ayrıntıcı ablam. İşte telefon açıyor ne yapıyorsun diyorum. İyi ama başlıyor bana işte sabah uyanmasından tut artık kalkma şeklinden. Ay ben bile dinleyemem o ama kadar. Ama bu arada bana bin kere de söylüyorum açarken diyorum ki ben sana nasıl uyandım ne zaman kalktığını ona kahvaltı hazırladım onu okula yap diyorum. Bana iyi olduğunu söyle işte hani hasta değilsen ne bileyim. Onunla ilgili bilgi ver. O bana detaycı. İşte bundan sonra mutfağa geçeceğim. Onu yapacağım. Hadi diyorum sana iyi günler bay bay. Kapatıyorum ya artık. Bir gün benim kardeşim aradı. Bir şey anlatmaya başladı. Kafam da dolu. Başladı baştan. Arkadaş 2 dakika katlandım. Üçte sonuca gel. Nefes alamıyorum. Bazen nefesim maalesef. Kesildi. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Nefes alması kesilir mi? Benim aynen nefesim kesildi. Sonra ne oldu peki? Sonuca gel, sonuca gel, sonuca geldi. Çünkü ben evet. Detay, ya bugün biz çıktık yola. Ya yolda biliyor musun yağmur yağdı, silecekler çalışmadı. O battı, dinek içti, su kaçtı, dağ kalktı, kartal kalktı bilmem ne yaptı. Bunlar ilgilendirmez. Geldin mi? Geldin, bitti. Uzatmaya gerek yok. Çok işte ayrıntıya girmeye gerek yok. Atıyorum geç kaldım. Trafik vardı bitti ama işte onu bekledim. Araçlar önü kapalıydı. Işık, kırmızı ışıkta çok durdu. Hani böyle detayın bir anlamı yok. Karşıdaki kişi de bu sefer sıkılıyor. Yani ya, uzatıyor ben sana şu söyleyeyim. Birbirleri de böyle mıy mıy konuşuyor. Ben bugün çarşıya gittim. Bak şimdi böyle de konuşanlar var. Ben var ya o kadınları alıp böyle saçından bir tutasım var. Böyle yayık yayık konuşmalar var. Hiç sevmiyorum. Bugün dün evvelsi gün bir Beyon'da kulüp işlettiğim dönemlerde bir arkadaş da DJ bayan arkadaş ama profil nasıl biliyor musun? Yani bildiğin öyle bir sanki 3 yaşındaki çocuk konuşuyor. Ben bunları anlamıyorum nasıl bir konuşma şekli. Ben hamburger yemeye gideceğim. Yani Sevgi Hanım hemen şey hemen aynen. Çok ayıp olacak. İnan. Senin gibi bak hiç de abartma. Aynen bu şekilde böyle. Hani bildiğin 3 yaşında bir kız çocuğu şımarır ya. İşte ben şu kulüpte şöyle bu günde DJ'lik yapacağım. İşte tüm arkadaşlarımı bekliyorum. Sen şimdi niye öyle diyorsun? Ben bugün burada bunu yapacağım. Hı. Sonra çıkacağım Cami bunu yapacağım. Evet. Sonra gideceğim bunu yapacağım. Ay ben seni bir alıp böyle o çeneni bir düzelteceğim. Harekatımı yapacağım. Ağzını burnunu bir kıracağım aklım. Yok şiddete hayır canım. Ya, kötü anlamda değil, mecazi anlamda. En azından onun iyiliği için. Ben sana bir şey söyleyeyim, öylesinin iyiliği olmaz. Böyle lütfen çok yeni yetişen nesilin bazıları böyle konuşuyor. Ben hasta değilim, doktor da değilim. Tedavi etmek bana kalmaz. Ama yayık yayık konuşanlarda evet. Benim tahammülüm yok. Konuşmayın abi, düzgün konuşun. Türkçeyi katletmeyin. Bak ben küçükken Türkçeyi belki bu kadar iyi konuşmuyordum. Ben ne zaman iyi konuşmaya başladım onu da bilmiyorum. Hayat işte öğretiyor size. Her şeyi öğreniyorsunuz. Yani duruşunuz olmalı. Hayatta herkesin bir duruşu aynen. Olmalı. Şimdi duruştan bahsettik. Şimdi bu duruşa bahsettik ama şimdi bugün Seda Sayan ne isterse onu yapsın. Mesela geçenlerde karşılaştırma yapmışlar. Şimdi yılda 11 milyon euro kazanan Arsenal'in süper yıldızı Mesut Özil Londra'yı metro ile gezmiş. Bak adam 11 milyon dolar kazanıyor. Bekar mıydı bu arkadaş? Bekar biliyorum. Annesiyle yani tanışabilir miyim? Anneyi kandırsak oğlanı alırız. Sonra metro ile gezmiş. Bugün turist günü yapıyoruz notuyla paylaşmış. Ajda Pekkan bir gün kendimi kamufle edip elime de iyi bir dergi alıp metroya binmek ve insanları gözlemlemek istiyorum demişti. Özür diliyorum. Siz uzaylı mısınız? Yani insanları gözlemlemek derken seni insanlardan ayrı tutan süperstar olabilirsin. Ama öteki tarafta hiç kimse süperstar değil. Herkes megastar.
Herkes ya. Çok star. All star. Hepimiz all starız orada. Birisi yalancılıkta all star. Birisi iyilikte all star. Birisi kötülükte all star. Ama hepimiz bir all star tarafımız all var. All star. Artık orada herkes eşit oluyor işte maalesef. Aynen öyle. Zengin de, fakiri de. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanların en büyük yanlışı şu. Çok fazla anlam yüklüyoruz. Ben bir kitabı okuyorsam kitabın içinde yazılan benim için önemlidir. Yazarı mutlaka önemlidir ama yazarın mesajı benim için önemli. Ben yazarın sevsem ne olur, sevmesem ne olur? Aynen. İnsanların senin şarkılarını dinlemeye ihtiyacı var. Seni sevme ihtiyaçları var mı? Tabii, doğru. Sen çünkü onlara pozitiflik veriyorsun. Ben şimdi burada dans ediyorum. Hmm. Sizin benim dansıma ihtiyacınız var. Çünkü sizin enerjinizin yükselmesine ihtiyaç var. Mesela benim çok hayat dolu olduğumu söylüyorlar. Bakın ben ne kadar hayat doluysam bir de madalyonun öteki tarafı. Negatif bir tarafı. Tarafım da var benim. Ama bunu kimseye yansıtmamaya çalışırım. Yansıttıklarım bilirler olanları. Yansıtmamaya çalışırım sadece. Esniyor, uyuyamamış. Sabah erkenden kalkmış. O da öyle bir durum. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanlar kendilerine güvenmedikleri sürece, bak hepimizin hayatta diyorum ya zor süreçleri var. Bir de şöyle bir şey olmuş. Bu Cem Feda isimli filmde bir askeri canlandıran Burak Özçivit proje için çekilen üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak Allah ordumuzu korusun yazmış. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı bazı takipçilerin tepkisini çekmiş. Özçivit bedelli askerlik yapması nedeniyle gelen ağır yorumları görünce paylaşımı yoruma kapatmış. Bütün askerlerimize kolaylıklar diliyorum. Sağ salim gelsinler. Ana kızları analarının kucağına, ocağına sağ salim geri dönsünler. Allah hiçbirine zeval vermesin. Şimdi Burak Özçivit, bedelli askerlik yapmışsan ben olsam onun yerinde bırak fotoğraf paylaşmayı, asla böyle bir şeye girişmem. Neden biliyor musun? Sen parayla askerlik yaparken o süt kuzuları orada askerliği canları pahasına senin gibi adamları korumak için tabii yapıyorlar. Canım. Sen bu ülkede rahat yaşa diye. Ben olsaydım, ben Burak Özçivit'in yerinde olsaydım o çocuklara destek olmak için oraya giderdim. Harikasın. Ya da bir şey yapardım. Tamam bedelli askerlik yapmış olabilirsin ama onların yanında varlığını hissettireceksin. Atıyorum bir kampanya başlatırsın. Bir şey olur. Sevgan düşünceniz çok güzel. Mesela nasıl halktan birileri gidiyor o tarafa onları destek amaç sınırın bir kısmını hani yiyecek götürenler işte ne bileyim. Aynen yani kazaktı, bu daha büyük bir saygınlık kazanır canım, biliyor musun? Bence de. Yani o kadar sen orada çıkıp da onları yoruma kapatacağına hatanı kabul et. Evet ben böyle de ben olsam böyle bir şey yaparım. Doğru. Ama yapılmış hiçbir şeyin telafisi olmaz diye bir şey yok. Çıkarsın. Bu sadece Burak Özçivit anlamında tabii söylemiyorum. Bütün oyuncu sanatçılar oturduğu yerden Allah şimdi zeval vermesin. Öyle olmasın, böyle olmasın. Ya arkadaşım şu sanal dünyadan bir çıkıp evet, real dünyaya çıkın. Sokakta yaşayanların Allah yardımcısı olsun diye diyeceğinize çıkın bir gece sokakta kalın. Bak işte o zaman eşekten düşmüşün halini eşekten düşmüş anlar. Benim için de geçerli bu. Hepimiz belki için hepimiz geçerli. Halkımızın için geçerli. Daha büyük takdirini kazanacaklar. Ben olsam onların sınır bölgesine gidip ünlülerin sanatçı ve artı oyuncu veya kim varsa sanat adına onları orada onlara moral vermek adına ve güzel dileklerini bulunsalar bence daha büyük şeye geçecek. Ya ben geçecek. Bir şey söyleyeyim mi? Oturduğun yerden ahkam kesmeyeceksin. Bak oturduğun yerden ahkam kesiyorsan konuşmayacaksın arkadaşım. Delikanlılık öyle oturduğun yerden sanal klavyeden işte bir filmin karesinde asker olmuyor, üniforması doğru değil. Alacaksın o askeri üniformayı giyeceksin. Alacaksın cebindeki parayı toplayacaksın. Gideceksin orada bir konteyner, iki konteyner. Hem ısınmaları için, hem yemeleri için, hem ihtiyacı olan için yapacaksın. Bak işte o zaman daha büyük saygınlık kazanırsın. Tabii. Benim imkanım olsa ben yaparım. Ben lafta konuşmayı sevmem. Bekara karı boşama kolay diyorlar. Öyle değil işte. Biz bu ülkenin birer ferdiysek, bugün burada rahatça yayın yapabiliyorsak, bugün rahatça konuşabiliyorsak, o analarının süt kuzuları var ya, o süt kuzularının odada, bayırda, soğukta, karda, kışta, ellerinde silahlarla yaptıklarının karşılığıdır. Tabii. Yaptıklarının karşılığıdır. Daha önce neydi kadının adı? Modacı. Nuriye Erlitaş. Evet. Bak herkes aklındakini söyler. Tabii. Herkes aklındakini söyler. Demek fikrinden geçen onlarmış yani. Aynen öyle. Herkes aklındakini söyler ama sen bugün o rahatlıkla konuşabildiğin her şeyi yine o süt kuzularına borçlusun. Onlara gerçekten borçlusun. Askerimize Rabbi, borçluyuz. Rabbim Mehmetçiklerimize. Polisimize borçluyuz. Mehmetçiklerimize borçluyuz. Yani herkes oturduğu yerden kral olmasın. Sağlık, kraldan çok kralcılığa ihtiyacımız yok bizim. Aynen.
Şu an dediğiniz gibi bizler de, ki özellikle Sevgi Hanım siz bir yapımcı olarak, eğer burada bir program yapıyorsanız rahat rahat, gönül rahatlığıyla bunlar tamamen... Ben gece sokakta gezebiliyorsam... Tabii. Bunun da sebebi memleketimi koruyan hem Mehmetçiğim hem askerim. Yani bu kadar basit. Yani ünlü olmak falan onlar hikaye işler. Boş atıp dolu tutmak hikaye işler. Ben artık bunların hani boş atıp dolu tutan insanları çok sevmiyorum. O yörenin mesela geçen haberlerde izledim. Yörükte kalan bir büyüğümüz, yani bir anne, onlar için kurban kesiyor. Ne kadar güzel bir şey ve hepsinin alnına kesilen kurbandan alınlarına birer tane hani kan sürüyor. Bak, ki onları ne kadar güzel bir şey ve diyor ki duasında da Rabbim ayaklarınıza bir taş değdirmesin. Hani görevinizi huzurlu, başarılı yapıp gelmesi için onlara dualar et. Bu ne kadar güzel bir şey. Ve tamamen sıcak ve doğal bir yapılan bir, yani ne derler? Ya bak, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim değerlerimiz var. Biz mahallede yangın çıksa, mahalledeki bir evde yangın çıksa bütün mahalle toplanır. Elindeki tasla, elindeki... Onu götürürdük. Bak eskiden mahallede bir yerde yangın çıksa herkes eline aldığı kapla o ateşi söndürmeye çalışırdık. Ama şimdi köy yanıyor, millet kaçıyor. Kaçıyor artık, bir de cep telefonu bir de çekiyor. Yani canı da düşünmüyor o anda. Yani o yüzden bence burada şu programların yapılması lazım. Bence yardım programları, destek programları yapılmalı. Evet, evet, magazin de yapılmalı. Eğlence de yapılmalı. Tabii ki onların hiçbirine karşı değiliz. Ben de yapıyorum. Ben neden yapıyorum? Morale ihtiyacımız var. Bunu biliyorum. Artık boğulduk. Yok orada bu cinayet, o kaçmış, bu bunu kaçırmış, o onu kesmiş, bu bunu biçmiş, öyle olmuş, böyle olmuş. Tabii ki bunlara da ihtiyacımız var. Yani bunu bir şey gibi düşünün. Bir günün tamamını aynı duyguyla geçiremezsiniz. Ya da bir günün tamamını aynı durumla yaşayamazsınız. Evet. Mutlaka çeşitli olması lazım. İnsan ruhu bazen ağlamak ister, bazen gülmek ister, bazen uyumak, bazen dinlenmek. Ama bence bu sanat camiasının bazı konularda artık insan olmak için, eğer önderlikse, liderlikse, tabii, eğer birilerine öncülük etmekse, ne olur biraz daha manevi değerlere yönelelim. O çocuklar daha küçücük ya, 98'liler gitmeye başlayacak. Tabii 98. Bak 98'liler, benim kızım 99'a 19'a girecek, 98'liler asker olacak. Biz daha dün milenyumdan bahsediyoruz, 98'liler asker olacak. Süt kuzusu hepsi. Maalesef. Neyse, İdo yüzüğü takmış. Bak ben size söyleyeyim, herkes anasının babasının kaderiyle gider. İbrahim Tatlıses'in oğlu, Allah Mesut Bahtiyar etsin ama yaşları küçük, ben orada korkuyorum. 26. yaş günü partisi düzenlemiş. İdo'nun sevgisini aldığı pırlanta yüzük dikkat çekmiş. Çiftin ilişkisinin evliliğe doğru gittiği konuşuluyor. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Allah tamamını erdirsin diyelim inşallah. Bir sıkıntı yok. Böyle başlıyorlar. Ama bir yeni yetişen sonra nesil de çabuk sıkılıyor. Onu söylüyorum işte, güzel bağışlı, çok mutluyuz, aşığım diyor. İşte ben burada çok mutluyuzdan sonrası bir fotoğraflar siliniyor ya. İşte çok onu komik. Diyorum. Bir ay sonra fotoğraf çektiriyorsunuz, fotoğraflarınızı siliyorsunuz. İnan bir ay sonra da bakıyorsun şiddetli bir şekilde ayrıldık. Hani bir ay önce çok mutluydunuz. Şiddetli bir şekilde ayrılmıyorlar. Mutluluklarını paylaşıyorlar, canım, balım, böreğim, i̇şte peteğim. Böceğim diyorlar. Ayrılınca fotoğraflar yok, hiçbir şey yok. Soramıyorsun çünkü yok, kalktı. Yani. Mesela Sıla da ayrıldı ya. Evet. Hemen birbirlerinin fotoğraflarını silmekle başlıyorlar. Ne kadar kolay insan siliyoruz ya. İnsanları çok kolay siliyoruz. Bu arada az önce Selahattin abi bir giriş yaptı. Onu da alacağız aramıza. Dandiri dandiri dastana, danalar girmiş postana, kovbostancı danayı yemesin lahanayı gibi düşünebiliriz. Olabilir her şey. Bak, peki, hiçbir şey demiyorum. Biz tamamen doğal bir program olduk. Ama keşke, aslında bir şey söyleyeyim mi size? Gökyüzünde, Rabbim, gökyüzü, yeryüzü hiç önemli değil. 7/24 bizi çeken bir kamera var ve o kameraya hayatta yalan söyleyemezsin, inkar edemezsin. Bazen düşünüyorum hani işte birileri bir yerde bir plan yapıyor ya, aslında onu da Rabbim çekiyor. Biz bilmiyoruz. Sonra ama bize gösteriyor. Bu sabah da Fatih Ürek yayına gelmeden önce şeyi söyledi. Artık kanallarda hani hiç eğlenceli program akışının olmadığını söyledim. Bu arada yanılmıyorsam Hakan Ural da şeyi dedi, hani böyle bir düşünceniz var mı?
teklifler varmış. Büyük bir ihtimalle herhalde o da eskisi gibi bir program akışıyla dönüyor. Bol eğlenceli işte. Artık bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tutmaz mı? Bak, onun konuşması vardı. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Bizim bir tane matematik hocamız vardı. Tamam, matematik hocamız ders anlatmayı bilmiyordu. Neden biliyor musun? Çünkü kendini yenileyemiyordu. 20 yıl önceki müfredatı bize anlatmaya çalışıyordu. Evet. Şimdi buradaki sanatçılara bak. Şimdi Fatih Hürek geldiğinde Fatih Hürek'in Türkçesi mi değişecek? İnsanlar zaten sıkıldı. Kendini geliştireceksin. Kendini ya yeni insanlara kapı açmadığın sürece neler var Fatih Hürek'e? O gelene kadar belki de önü açılmadığı için de böyle program yapmak isteyen arkadaşlar, yapımcılar ama maalesef onlar işte destek olunmadığı için ve de o kapılar aralanmadığı için herkes yani bir yerde kalıyor. Yani bugün Fatih Hürek, bak 10 yıl önce Fatih Hürek'i izleyen kitleyle 10 yıl sonraki Fatih Hürek'in yüzüne bakmıyor. Bak değişti, beklenti değişti, algı değişti, tercihler değişti, tarzlar değişti, tavırlar değişti. Bugün Seda Sayan niye tutmuyor programını, evlilik tuttu bugünkü programını işte sevilen isimleri getiriyorsun, izlenirliğini artırıyorsun, insan meraktan izliyor. Evet. Fakat bunu bir ay sonra yapamayacak. Neden yapamayacak? Çünkü insanlar istemiyorlar. İstemiyor, artık doğru. İnsanlar onların kafasını dağıtacak, insanlara iyi gelecek, kafalarını dağıtırken kendilerini iyi hissedebilecekleri şeyler arıyorlar. Gerçekten hani bulunduğunuz kanalın hiçbir önemi yok. Kanalın küçüğü de büyüğü de olmaz. Yaptığınızın işin büyüğü küçüğü olmaz. Bu hepimiz için geçerli. Yaptığınız işin ulaştığı kitle çok önemli. Aynen. Ne veriyorsunuz? Ne alıyorlar? Evlilik programlarını meraktan izliyorduk ya, hepimiz izliyorduk. Ben de oturup izliyordum ne olacak bugün. Sanki kafamı dağıtıyordum. Tabii. Acaba ona bu sefer barışacak mı ya da ona bir şey söyleyecek mi? Çünkü dedikoduyu seviyoruz. Dedikoducularız biz. Acayip dedikodu severiz. Ay kız, Ayşe'nin kızının oğlu bak neler yapmış, kız kaçırmış biliyor musun? Bir de kızı kaçırırken kızın ailesi çocuğun peşine adam takmış, bir de dövmüşler. Biz bunu çok seviyoruz ama şunu yapıyorsak ya Ayşe'nin oğlu ne kadar başarılı bir çocuk. Parmakla gösteriliyor. Çok da düzgün bir çocuk. Ne var burada? Bunda bir şey yok, olmuyor diyorum. Çünkü bu dedikodun malzemesi yok. Malzemesi çalışkan, parası kalır. Bana ne dersin? Evet, ama Ayşe'nin oğlu kız kaçırmış. Kimin kızını kaçırmış? Ailesine demiş. Neredeler şimdi? Taktılar mı? Düğün yapacaklar mı? Kızın babası ne yaptı? Kız ne yaptı? Ve aile geri alacak mı? Bak bir laftan 50 bin tane dedikodu kelime, çıkardı. Tabii. En az bir 5-6 saat şey olur, sohbet olur. Bakalım hayırlısı her olsun her şey için. Aynen. Biz müzikle devam edelim mi? Böyle ikidir ikidir dandiri dandiri dandan dan 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 dan. Benden iyi şarkıcı olmaz ama iyi müzik kulağım vardır. Sıradaki şarkı gelebilir böyle. Sıradaki bize. Şarkı. Çok zor benle, anladım sen imkansız ne. Sallanıyor bastığın her yer. Hani güzeldi ayrı günler, sana yanlış bahsetmişler. Dar geliyor gittiğin her yer. Geçene son sen, üzüle üzüle aşkım, nerede nerede dert olsun. Gitsen acele acele bensiz, ecele ecele halin, gelene geçene ders olsun. Şimdi çok zor benle, anladın sen imkansız ne. Sallanıyor bastığım her yer. Hani güzeldi ayrı günler,
Sana yanlış bahsetmişler. Dar geliyor gittin her yer. Şimdi gelene geçene sor sen. Üstüne üstüne aşkım. Nerede nerede dert olsun. Gitsen acele acele. Ecele halin, gelene geçene ders olsun. Şimdi gelene geçene sor sen. Üstüne üstüne aşkım. Nerede nerede dert olsun. Gitsen acele acele ben. Ne diyor halime ben? Ben değilim bugünlerde. Yediğim nanelerin haddi hesabı yok. Şişenin dibindeyim. Çok mutsuzum. Çok çok çok. Kendiliğinden gelsen ne olur. Aramıyorum yiğitlikten. Sendeki sabır da mübarek. Aslanmaz çelikten. Dün gece birkaç film seyrettim. Canım çıktı ağlamaktan. O sürgen yok mu ah o sürgen. Yine öptürmedi dudaktan. Dün gece birkaç film seyrettim. Canım çıktı ağlamaktan. O sürgen yok mu ah o sürgen. Yine öptürmedi dudaktan. Gelen geçen ne diyor halime ben. Ben değilim bugünlerde. Yedi nanelerin haddi hesabı yok. Şişenin dibindeyim. Çok mutsuzum. Çok çok çok. Kendiliğinden gelsen ne olur. Aramıyorum yiğitlik. Sabır da mübarek. Aslanmaz çelikten. Dün gece birkaç film seyrettim. Canım çıktı ağlamaktan. O sürgen yok mu ah o sürgen. Yine öptürmedi dudaktan. Dün gece birkaç film seyrettim. Canım çıktı ağlamaktan. O sürgen yok mu ah o sürgen. Yine öptürmedi dudaktan.
yatsan. Sevgilim, mis gibi maydanozlar var, pancar var, şekülceyler var. Köprü de çok güzel değil mi? Kesinlikle. Bir geçer misin? Bir bak bakalım şöyle. Yol büyüğündür desek. Öyle mi deriz? Aynen. Yok be. Ben saygılıyım küçüklerime karşı. Ne yapalım? Sen peki Almanya'da, Hollanda'dan geldiğin zaman neler? Ben Hollanda'dan gelmedim ki. Sen burada mıydın? Yiyelim. Nasıl yedik yakaladım, gördün değil mi Muzaffer? Köşe Bucak programında ben Ümit Atabay, Mavi Göl'deyim sevgili izleyicilerimiz. Bu soğukta ayağımızı suya sokacak kadar delirmedik, çıldırmadık sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu göl nedir, özelliği nedir? Bu göl sodalı bir göl. Evet. Buranın suyu sodalı. İşte müzik, işte eğlence, işte sohbet. Sedat Duran ve Seda Yıldız ile bambaşka bir program. Muhabbete, müziğe, eğlenceye doyacağınız programın bu haftaki konukları Ordu Gölköy Akçalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İmdat Köse ve Türk Halk Müziği sanatçısı Filiz Özer. Seda Show Cumartesi günü saat 16'da TV 52 ekranlarında. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Konumu ve eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Mayviya 452, Bucak Mahallesi'nde hızla yükseliyor. 4 blok 142 daireden oluşan proje, yüzme havuzu, geniş yeşil alanları ve benzersiz mimarisiyle diğer tüm projelerden ayrışıyor. 154 metrekare 3+1, 179 metrekare 4+1 daire seçenekleriyle Mayviya 452, Garipler mühendislik kalitesi ve güvencesiyle siz sakinlerini bekliyor. Bilgi telefon 0452-888-1818. Garipler mühendislik. Bu şehir bizimle yükseliyor. Hane bahane. Çocuklara peyniri sevdiren peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak.
umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Bu kış hiç üşümeyeceksiniz. Çıktığınız tüm maçları yorulmadan kazanacak. Soğuk dağların zirvelerine zorlanmadan tırmanacaksınız. Her savaştan burnunuz bile kanamadan galip çıkacak. Parmağınızı kıpırdatmadan süper kahraman olacaksınız. Kötü yaratıkları, hayaletleri ve azılı düşmanları bir çırpıda alt edecek. Aşkınızı kolayca mutlu sona ulaştıracaksınız. B-Smart Beam kanallarıyla kışın tadını evinizin sıcaklığında doyasıya çıkaracaksınız. B-Smart her televizyona şart. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stone Age'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alan Yapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. ordualanyapı.com.tr 0452 234 1905 Alan Yapı, alanında lider. Bir rastlantı, bir şüphe, bir endişe hayat kurtarabilir. Görmezden gelmeyelim yeter. Terörü ancak hep birlikte durdurabiliriz. Alo 140, terör ihbar hattı. İstanbul'da toprak sahibi olmak ister misiniz? Ben Mehmet Akbayır, Klas Arsu Ofisi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Vade ve takas imkanı. İstanbul tapulu yerler. Trakya, Tekirdağ, Lüleburgaz değil, Edirne değil. İstanbul tapulu. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Yılın 12 ayı, günün 24 saatini... İş imkanları ve yaşam şartlarının hepsinin uygun olduğu bir yer. Silivri deyince aklımıza kesinlikle ve kesinlikle ulaşımı zor olan bir yer değil. Bakın tekrar söylüyorum. Burası İstanbul tapulu yerler. 30 yıllık tecrübemizle yatırımlarınız güvencede. Bir kuruş vermeden önce tapunuzu alıyorsunuz. Yatırımlarınız için doğru seçim. Klas Arsu Ofisi olarak yurt içi ve yurt dışından gelen tüm müşterilerimizin yerini aldıkları takdirde ulaşım ve konaklama masrafları Klas Arsu Ofisi olarak bizlere aittir. Bankasız, ipoteksiz, kefilsiz, vade farksız. Silivri mahallelerinde, Silivri'nin yakın çevrelerinde olan bütün parsellerimizle ilgili E5'e 5 dakika, 7 dakika mesafede Klas Arsu Ofisi'nin tek maksadı, tek gayesi herkesi toprak sahibi yapmak. Burada elinde 10 bin lirası olan, 15 bin lirası olan, ikinci el bir arabası olan herkesle
vade ve takas seçeneklerimiz mevcut. 1000 lira, 700 lira, 800 lira, 1200 lira, 1500 lira gibi vade imkanlarımız mümkün. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Bir telefonla, bir çağrınızla yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz herkesi havalimanından kendi ücretsiz servislerimizle, tecrübeli kadromuzla alıp arsalarımızın, parsellerimizin üzerinde gayrimenkullerimizin tamamını gezdirip tekrardan işlemleri bittikten sonra, tapuları bittikten sonra tekrardan geriye havalimanına kadar bırakıyoruz. Sizler de bu kampanyalardan yararlanmak mı istiyorsunuz? Geleceğe yönelik çocuklarınızın bir parça toprağı mı olsun istiyorsunuz? Bununla ilgili sadece alt bantlardan geçen telefonlardan Klas Ars Ofisi'ni ücretsiz olarak arayıp gelecek için, çocuklarınız için ilk adımı atmış olabilirsiniz. Düşük bütçelerle karlı yatırımlar yapmanın tek adresi Klas Ars Ofisi. Müşterilerimizin bizlere sıkça sormuş olduğu birkaç soru hakkında sizleri de bilgilendirmek isterim. Servislerimiz kesinlikle ücretsizdir. Bu birincisi. Bunun dışında tapuyu teslim almadan 1 lira dahi para ödemiyorsunuz. Bakın, biz sizlerden kapora istemiyoruz ya da biz sizlerle bir sözleşme yapmıyoruz. Arazimizi ücretsiz servislerimizle gelip gördükten sonra yerlerimizi beğendiğiniz takdirde hiçbir ücret ödemeden tapu dairesindeki işlemlerinizi başlatıyoruz. Tapunuzu aldığınız takdirde ödeme koşullarını ayarlıyoruz ve sizin tapunuzu sizlere teslim ediyoruz. Sıkça sorulan sorular arasında ödeme şartlarımız da mevcut. Sizlere şunu da şöyle izah etmek isterim. İster peşin, ister peşin fiyatına vadeli, isterseniz araç takasıyla birlikte. Şunu her zaman için söylüyoruz bakın. Biz müşteriyi kendimize uydurmuyoruz. Biz Klas Ars Ofisi olarak ödeme seçeneklerimizi siz müşterilerimize uyguluyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelecek müşterilerimiz arazilerine bakıp beğendikten sonra tapu işlemleri yapıldığı esnada yol masrafları ve konaklama masrafları da dahil olmak üzere tüm masrafları müşterilerimizin Klas Ars Ofisi'ne aittir. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Araç takasında galericinin alış fiyatından değil, araçlarınızı galericinin satış fiyatından teslim alıyoruz. Geleceğiniz için, çocuklarınız için, kendiniz için ufak birikimlerinizle büyük yatırımlara adım atmanın tek adresi Klas Ars Ofisi. Klas Ars Ofisi, toprağın gücü. Bir şehri tanımak, doğasını sevmek, emeğini görmektir. Bir şehri tanımak, geleneğini bilmek, geleceğe yön vermektir. Bir şehri tanımak, o şehri yaşamak ve oralı olmaktır. Ankamar, bu şehrin marketi. Gördüm, duydum, aydım ben. Sen de
benden, farkım rütbemden. Oh, yıkılmayı kalkmayı doydum, ezberledim, isyanda ettim. Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi, kaderim sen değil aşktan. Muaf tutamaz beni, gelse felaketim. İyi bak son kez, ben sana bundan sonra hayal ettim. Hep bir yanım, canım, ciğerim ama gösteremez. Sustum, ah ölümüne en büyük cevap, anlayana izahat veremez. Gördüm, aydın, doydum ben senden, farkım rütbemden. Oh, yıkılmayı kalkmayı doydum, ezberledim, isyanda ettim. Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi, kaderim sen değil aşktan. Muaf tutamaz beni, gelse felaketim. İyi bak son kez, ben sana bundan sonra hayal ettim. Yıkılmayı kalkmayı doydum, ezberledim, isyanda ektim. Ne gelmişi kaldı, ne geçmişi, kaderi sen değil aşktan. Muaf tutamaz beni, gelse felaketim. İyi bak son kez, ben sana bundan sonra hayal ettim. Gerçek, çok fazla duygusal olmasın. Duygulu tamam, insanlar olabiliriz ama duygusal istemiyorum. Kulübe gidelim hadi ve beraber. Kulüpten çıkalım. Sus be, kes sesini lan, sus. Eğleniyoruz, biz devam ediyoruz. Korkmam kara gün, kararıp kalmaz. Bir yolunu buluruz güzelince. Işığından ne hayır gördük ki, etmesin üstüme gölge, gölge, gölge. Işığından ne hayır gördük ki, etmesin üstüme gölge, gölge, gölge. Masalmış, biri anlatmış, bir gün varmış, bir gün yokmuş. Ne fark eder, yarıda kalmış, tadı damakta, acı da olsa. Korkmam kara gün, kararıp kalmaz, bir yolunu buluruz güzelince. Işığından ne hayır gördük ki, etmesin üstüme gölge. Işığından ne hayır gördük ki, ekmesin
Bir gün varmış, bir gün yokmuş. Ne fark eder, yarıda kalmış. Tadı damakta, acı da olsa. Battı, çamura yattı, o oldu, bu oldu. Hepsi oldu. Ama şunu çok iyi biliyorum. Ekranların başında bizi izleyen izleyicilerimiz bu kadar yüksek enerji beni çarptıysa sizin dalgalı deniz haline getirmiştir. Böyle hani isteseniz de Selahattin abi var. Beni bile gaza getirdin diyor. Gelseydin abi hep beraber oynardık. Yok dedi. Kapatırlar kanalı. Niye kapatsınlar? Pozitif şeylerden bahsediyoruz. Evet. Pozitif şeyler de insanların hayatına güzelliklere sebebiyet veriyor. O yüzden güzel düşünün, güzel hissedin ve bilin ki güzellikler her zaman hiç beklemediğiniz anda gelir. Zaten beklerseniz misafir gelmez. Hazırlıksızsanız misafir kapıyı çalar. Allah ne verdiyse yersiniz yani. Şimdi devam edebiliriz. O evlenmiş, o da son haftası. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir tane futbolcunun eşi Fenerbahçe'nin eski futbolcusuymuş. Şimdi o kadar çok tanıyorum ya futbolcuları. Çok da güzel takım tutarım. En son ben neydi? Apache miydi? Yok. Neydi onun adı? Galatasaray'da vardı ya bir tane. 90'lardan kalma bir adam. Türk değildi ama. Çok benim... Sen zaten futbol... Ya bir tane vardı ya, Prekazi değil. O Beşiktaş'taydı değil mi? O yaşıyor mu? Şey değil değil mi? Pascal Numa değil herhalde. Ya Pascal'ı geç sen. Pascal bitti. Bir tanesi vardı ya. Yok yok. Hacı Hacı. Bak Hacı'yı biliyorum. Adamı ne kadar biliyorsam o kadar unutmuşum işte. Hacı'den kalmayayım ben. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Ben şeyi çok merak ediyorum. Erkekler için futbol ne demek? Yani futbol... Gerçekten sizin için futbol ne demek? Alıp kumandayı elinize, maç seyretmeye başladığınızda dünyadan sizi koparan duygunun adını merak ediyorum. Bence futbolda deşarj oluyorlar. Onlar da o şekilde atıyorlar stresini, sıkıntılarını. Öyle biliyorum. Hani gidip tezahürat ediyorlar, maçta bağırmalar. Söylesene Kadir, sana soruyor. Maç Türkçe meali nedir bir erkek için? Bak mesela bir kadın için alışveriş müthiş bir keyiftir. Deşarj olmanın bir şeklidir. Para harcamak da kadınlar için iyidir. Saçlarını boyatmak da. Mesela ben saçlarımı kısaltıp koyu renk yapmayı planlıyorum. Küt yapacağım. Koyu renk yapacağım. Ama ben biliyorum iki gün sonra bu ne biçim saç deyip açmaya çalışacağım. Sonra ne yapacağım? Saçımı yakacağım. Ama ben bir kadınım. Kafama koyduğumu yaparım. Bakın kadını bir polis durduruyor. Hanımefendi nereye gidiyorsunuz diyor. Sana ne, kocama hesap vermiyor. Sana mı hesap vereceğim diyor. Kadına soru sorulmaz. Ama erkeğe soru sorulur mu? Sorulur. Sorulabilir. Yani sorulma ihtimali vardır. Futbol erkek için ne anlam ifade ediyor? Dedim ya Hülya, şey Sevgi Hanım, onlar Hülya için... Hülya kim? Hülya kim? Hülyalı günler. Çabuk söyle, çabuk söyle. Onlar da o şekilde deşarj oluyorlar. Ne bileyim öyle atıyorlar sıkıntılarını, streslerini. Hayır, rahatlamak bir kadın, herhalde. Adam bak Beşiktaşlar özellikle
aşkları büyük oluyor. Sevgililerine diyor ki ben mi Beşiktaşlıyım diyen birine Beşiktaş demiş, boşanma sebebi olmuş. Bak size söyleyeyim. Şimdi bu kadar bir erkeğin aşkından da büyük bir aşk ne demek? Yani futbol bir erkek için ne olabilir? Ya bazıları için saplantı olmuş oluyor, tutku oluyor. Dediğin gibi mesela bazıları eşi mesela onunla vakit geçirmek istiyor ama maça gitmek istiyor. Al sana bir tartışma konusu. Tartışma konusu değil. Bak şimdi ben sevdiğim bir şeyden vazgeçmem ama onu neden sevdiğim önemli. Şimdi mesela birileri oturup yemek yemekten keyif alıyor. Şimdi maç bu arkadaşlar. Bak maç bir kadınla gidilmez. Gidilir ama gidilmez. Niye gidilmez? Çünkü çok fazla... Geç kadınlar da gidiyor. Niye gidilmez diyorum ki ben de. Son ben de zaman, ayrı bir cins oldum. Son zamanlarda bayağı bir bayanlar da... Kadınların daha çok deşarj olmaya ihtiyacı var. Büyük ihtimalle oraya deşarj olmaya gidiyorlar. Yani eskiden mesela kumanda erkeklerin elinde olduğu zaman... Rahmetli babamın elinde olduğu zaman kumanda açar haberler. Hiç şansın yok. Yatsın diye bekleriz. Evet. Dizi seyrediyorsa istediği diziyi seyredecek. O yüzden... şimdi... ne yapmak lazım? Futbol meraklısı olan bir adamla olmamak lazım. Hele fanatik, bak futbolu tabii ki herkes takım tutabilir, özgürdür. Ama fanatik bir adamla olunmayabilir ya. O zaten çok zor. Çok zorlar olur. Arkadaş. Evet, ben çünkü şunu şuradan biliyorum. Şöyle bir mevzu çıkmıştı. Eniştem Alişem vardı. Beşiktaşlı, pardon Fenerbahçeli. Halamın oğlu Galatasaraylı. Galatasaray'ın başındaki adamı tanımıyorum ama halamın oğlu Alişen için bir şey söyledi. Ailede erkek savaşı çıkıyordu, araya girdiler. O gün bugünden sonra herhalde kaldı. Ne oldu? Neden kaldı biliyor musun? Ben o gün bugünden sonra Fenerbahçelilerden Voltingen. Kaç, kaçabildiğin kadar. Çünkü benim gözümde Fenerbahçeliler kavgacı kaldı. Hep kavgacı kaldı. Ama fanatiklerinden bahsediyorum. Evet. Bak. Renkte mi bir anormallik var bilmiyorum. Yanlış doğru tartış. Bir gün bir tanesine böyle söyledim de seni çok seviyordum, seni takip ediyordum. Bundan sonra seni takip etmiyorum dedi. Ama ben doğruyu söyledim. Bana göre Fenerbahçeliydi. Bizim ailenin %80'i Fenerbahçeli bu arada. %20'sinin ne olduğunu bilmiyorum. Ben de dahil olmak üzere. Ama gerçekten bak hatırlarsanız ya da hepimizin bildiği bir şey var. Şimdiki maçlar da eskisi gibi değil de. Galatasaray Fenerbahçe bir araya geldiğinde Fenerbahçeliler saldırgandı. Değişti mi bilmiyorum. Sen Fenerbahçelisin. Ya futbolda tabii ki fanatik oluyor. Aşırı böyle bir agresif hareketler de oluyor ama. Bak sarı lacivert sizi agresifleştiriyor. Sarı ama şüpheci lacivert öfkeli yapıyor. Sevmiyorum. Bak söyleyeyim. Aslında yok. Şöyle demek lazım. Bütün takımlar için geçerli. O hani agresiflik olsun. Yok Galatasaray. Bak Fenerbahçeli koyuyorum bir kenara. Fenerbahçe karşıtı değilim. Fenerbahçeli izleyen tabii dostlarımız ki varsa tabii bir şey demiyorum. Ama onların ya aslında her şeyin fazlası zarar. Galatasaraylıların kavgacısı yok mu? Mutlaka vardır. Vardır. Tabii. Beşiktaşlıların ki ayrı bir aşk. Ya Beşiktaşları ben bir Beşiktaşlı olasım var ama bak Galatasaray sempatizanıyım. Ama niye? Sen Fenerbahçeli olduğun için mi? Bak gördün mü dakika bir gol bir işte. Medeniyet var mı? Yani medeniyet. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış. Çünkü Kadir koyu bir Fenerbahçeli ben de biliyorum. Bakacağız hayırlısı. Ben bir şey demiyorum artık. Susmayı tercih ediyorum. Nasipte ne varsa olurmuş. Doktor demiş ki deliği kendi haline bırakacaksın. Düzelirse düzelir. Düzelmezse kendi bilir. Şu an magazin gündeminde bir ihanet iddiası daha. Dan 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 dan. Çok şaşırtmıyor beni Özcan Deniz'le ilgili. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. O görüntü montaj. Zaten şu montajcılar da olmasa, işi gücü bıraksalar seni beni montajlıyorlar. Bize montajcı yok. Onlara montajcı çok. Şimdi hamile sevgilisi Feyza Aktan ile evlilik hazırlıkları yapan Özcan Deniz'in 22 Ocak'ta Maslak'ta bir otelde eski aşkı Buse Narcı ile buluştuğu iddia edilmiş. Buse Narcı konuyla ilgili Özcan ile bir yıldır görüşmüyorum. Yakında çocuğu olacak. Onun ve benim ailemi üzmeyin. Özcan Deniz'de görüntülerin montaj olduğunu söyledi. Sizce montaj mı? Hadi montaj. Milletin yapan montaj yapanın eline ne geçecek? Özcan Deniz dava açsa mesela yüklü bir miktarda tazminat kazanır. Hani böyle bir şey montajsa, yalan haberse değil mi? Çünkü yani, aile bireylerini tamamen rencide etmiş oluyor. Sen şimdi bu soruya cevap ver. Montaj demiş. Bir tane erkek arkadaşım demişti ki evli ve 3 tane çocuğu var. Biraz da çapkın.
aynen bana şunu söyledi. Yakalansan da sonuna kadar inkar demişti. Yan yana da yakalansan, toplantıdayız da desen, aynı odada da yakalansan, orada bu sonuna kadar inkar. Şimdi bana bunu söyleyen bir adam, bugün bu adamın yaptığına çok inandırıcı gelmez bana. Niye montaj yapsınlar abi? Niye? Hayır, bir şey mont... Aynı otelden çıkarken yan yana, aynı ortamda sizi nasıl montajlayacaklar? Sence montaj mıdır? Şimdi ben o haberi tam izlemedim ama ablam bana söyledi. Basında da sürekli montaj montaj diye. Herhalde inandırıcı gelmemiş. Bir kere bak, yani. Buna montaj olarak diyebilmesi için karşıdakilerin neye göre montaj? Çünkü yan yana görülüyor ve montaj... Ya tabii montajı da millet birbirine yakın gösterebilir ama bu haberin montaj olarak çıkmasına ben de hiç inandırıcı gelmedi. Şimdi yorumları okuyorum da çok enteresan yorumlar var. Bakalım. Şimdi bazı siz bu ünlüler çok iğrençsiniz. İnsanın midesini bulandırıyorsunuz. Enteresan bir hayatınız var diyor. Ben de şunu merak ediyorum. Hem takip edip hem bu yorumları yapmak akılcıl mı? Sağlıklı mı? Bu adamda zerre zevk yok. Al birini vur diğerine. Bir de diğerine nikahsız hamile bırakmış. Ülkede ahlak bunlarla yozlaşıp ahlaksızlık, zina normalleşirken bak. İnsanlar aslında bir yerde bir şeylerin farkına varıyorlar. İşte bu tür davranışlar. Ah, fuzuli haber diyenler de var. Fuzuli haber diyenler de var. O diyenler de var. Evet. Bilemedim, çözemedim yani. Gerçekten bana ne ama ben montaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o görüntüde ikisi birlikteyken çekilmiş. Tabii inkara gideceksiniz. Çünkü bu inkar hamile bir kadının strese girmesine sebebiyet verir. Yıpratır tamamen. Aynen öyle. Şimdi bu arada İstanbul gibiymiş, yorgun ve yaşlı. Teoman 50 yaşında. İstanbul gibiyim, yorgun, yaşlı ve üzgün. Dünyaya bir türlü nüfus edemiyorum. Zamanın ruhuna çok uzağım, takvimle de alakam yok. Hangi ayda olduğumu bile düşünerek buluyorum. İlişkilerimde dikiş tutturamıyorum demiş. O da çok farklı bir sanatçı. Terzilikte beceriksiz olursan elin tabii ki iğne tutmaz. Değil mi? Dikiş tutmaz. Bunun sebebi ne biliyor musun? Erken yaşta kaç yıldır var Teoman? 20 yıl hemen oldu mu? Hemen fazladır. Bir 25 yani erken, senesi var. Şimdi erken yaşta her şeyi yaşayan bir insanın ya da her şeyi yaşamış bir insanın bugün bu lafı söylemesi. Mesela Mehmet Ali Erbil'i düşünün. Mehmet Ali Erbil de erken yaşta rahmetli babası biliyorsun. Evet. Çok ünlü bir oyuncuydu. Oğlu da tabii ki o oyunculuğun... Saadettin Erbil değil mi? Evet mi? Evet, Saadettin Erbil. Şimdi Mehmet Ali Erbil de erken yaşta bu şeyi yaşamış birisi olarak. Kaç tane çocuğu var? 3 tane var galiba. Birçok evlilik yaptı. Çok fazla ilişkisi oldu. Şu an 60 yaşına geldi. Halen yok beni hamile bıraktı, yok ben aldırdım da yok oydu buydu. Bu tür konularla gündeme gelen bir adam. Evet. Bence bunun en büyük nedeni erken yaşta kazanılmış şan, şöhret ve para insanların değerlerini ortadan kaldırıyor. Tatminsizlik yaratıyor. Çünkü... Maalesef. Şöyle söyleyeyim, her şeye sahipsin, hiçbir şeye ihtiyacın yok, hayatın bütün zevklerini almışsın, bir yerden sonra sevmeyi bilmiyorsun çünkü hep etrafında seni sevenler olmuş, hep senin gücüne gelenler olmuş, hayatta bir şeyin çabasını sarf etmeden sahip olma duygusunu almışsın. Tabii. Bu yüzden emek verilip kazanılan hiçbir şey senin gözüne herhangi bir değer sahibi olmamış. Şimdi buradaki durum ne olabilir? Buradaki durum doygunluk, bıkkınlık ve aynen, artık azgınlık. Artık arayış içerisinde. Daha ne yapabilirim acaba? Hiçbir şey yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü insanlardaki en önemli şey ne biliyor musun? Bir kere maneviyatını kaybeden insanların maddi anlamdaki kazanımları kayıplar getiriyor. Çünkü ya şuna sahipsin. Bunun ne anlamı var ki? Bak bu ekmek. Evet. Bu ekmek birçok insan için çok önemli. Çünkü karnını doyurmak için bir ihtiyaç. Ama senin için hani istediğin zaman alıp istediğin zaman almayacaksın. Umurunda olmayacak bir şey bence. Doğru. Ben öyle düşünüyorum. Doğru düşünüyorsunuz. O yüzden ben artık insanların bu konudaki samimiyetsizliklerine, mesela bugünlerde Demet Akalın'ın yaptığı iyi bir şeyi konuşalım. Aldığı pahalı bir şey değil. Ya da
bir konserini konuşalım. O konserde ihtiyacı olanlara verdiği desteği konuşalım. Birine hediyesini verip sonradan o hediyesini geri istemesini konuşmayalım. Ya da bir hasta ziyareti görüntüleri, ne bileyim. Şimdi mesela bu görüntülerin de hiçbir anlamı yok. Şimdi bu sefer diyecekler ki biz zaten yeterince yardım ediyoruz. Yardım etmek önemli değil. Birilerinin yardıma ihtiyacı olanlara, yani daha doğrusu yardım edilecek insanlara yardım etmek, bu yardımı aslında birilerine örnek olup arkasını getirmek. Doğrusu da o zaten. Yani 7000 TL'ye alınan bir erzak bir köydeki 10 tane eve yeter. Yani bunu yaparken bunu reklam amaçlı yapmayacaksın. Diyeceksin ki arkadaşım, ben bunu yapıyorum. Bunu reklam amaçlı yapmıyorum. Bunu da diğer arkadaşlarıma örnek olsun diye yapıyorum. Nasıl ki Burak Özçivit'in orada askeri kıyafetle oturup fotoğraf yattığı yerden, oturduğu yerden, sıcak evinden paylaşımını yapıp arkasından da insanlar tepki duydu diye yorumlara kapattın. Niye kapatıyorsun? Açık olacaksın. O çünkü insanlar haklı. Veya paylaşmayacaksın. Paylaşmayacaksın, sileceksin. Düşünerek bir şey yapacaksın. Yani, keşke. Ya da gideceksin, o üniformayı giyeceksin, onların yanında direkt olacaksın. Direkt sınıra, aynen, onlara böyle güzel bir moral, güzel bir destek, yanınızdayız diye. Hem bir halk hem bir sanatçı kimliğiyle. Böyle de onlar için de bir moral olurdu. Aynen. Umarım ders almıştır herhalde yapmış olduğu şeyden. Ben ders alan insan, işte diyorum ya, bazen susmak gerekiyor. Bazen bazı şeyleri, bak... Ben hep diyorum, bu dünya fani bir dünya. Her şeyin anlık olduğu, varlık anlık, yokluk anlık, sağlık anlık, hayat anlık, nefes bile anlık. Her şey anlık. Bu kadar anlık olan bir hayatta bu kadar kötü olmaya gerek yok. Aynen. Kötü olsanız ne olacak? Sizin gibi bir kötü çıkacak. Sizin yaptığınız kötülüğü size yaşatacak. Bu kadar maalesef basit. Herkes yaşattığını yaşar. Yani kimse kimseden üstün değil. Çok iyi bir eğitim alabilirsiniz. 10 tane dil bilebilirsiniz. Ama siz benimle Türkçe konuşmak zorundasınız. Maalesef, doğru. Gidip başka bir ülkede o dili kullanabilirsin. Ama senin bildiğin 10 dilin bana ne artısı olur ne de eksisi olur. Ama senin insanlığının bana çok artısı olur. Benim gibi birçok insana da senin insanlığının artısı olur diye düşünüyorum. Tabii bu konudaki fikirleri de açığız. Mesela yani. Sırada var mı yine böyle gündem yaratacak magazin haberleri? Yani gündem yaratsa ne olur, yaratmasa ne olur yani? Ya bunlar hep boş gündem şeyler. Dediğin yani gibi boş aslında... şeyler. Aslında biz burada farklı şeylerin... Yani adam 50 yaşında, dikiş tutturamazsın. Dikiş tutturamadığın için insanların canını yakıyorsun. Yapma, yalnız kal. Belki yalnızlığa ihtiyacın var. Belki hayatında bir kadını üzmeye değil, bir kadından uzak durup kadınları sevmeyi öğrenmeye ihtiyacın var. İşte Rabbim herkese dediğim gibi akıl, fikir versin. Ya, akıl sağlığını bozmasın. Buraya da Öz Bey nereden değindiğinde yine bir sabah kuşağında izliyorum. Bir anne oğul, ondan sonra bir evde kalıyorlar ve takside 200 milyar yakın altın bir poşet unutuyor. Bir evet, izlediğimiz, onu izledim. Değil mi Sevgi Hanım? Ondan ve akıl sağlıkları gittiği için ondan sonra yayın yapan hanımefendi merak ediyor. O kadar duyuru yapıyor, işte bulunmuştur, edilmiştir. Hiçbir ses seda çıkmayınca bu sefer o çevreden bütün karakollarla bağlantıya geçiyor. Hani bu işin içinde bir şeyler var gibisine. Ve dediğimde de yanılmadım diyor. Bir bakıyor ki anne oğul maalesef hani ruh sağlığı gitmiş. Ya bak şöyle bir şey var. Hayatta dünya umurlarında eve gidiyorlar. Ya. Çocuk o kadar zeki bir çocuk ki elektrik kullanmıyor. Elektrik üretecek teknoloji kullanıyor. Bugün seyrettim ben o haberi ben de. Ben şey diye duydum, hani mum ışığını kullanıyorlarmış. Değil mi? Çok özür bilmiyorum. Değil. Yani orada çocuk dolabı çalıştırmıyor, televizyonu çalıştırıyor, bilgisayarı çalıştırıyor. Adam kamera takmış. Yani kimin ne olacağı hiç belli olmaz. Evet. Ve şu an anne oğlu hani hastane yatırmışlar sağlığı düzenine kadar. İnşallah iyileşirler. Yani onların çok uzun sürecek bir tedavisi var. Kısa bir süre değil, aynen. Çünkü yani gerçekten hani etrafımızdaki insanların yaşamış olduğu durumlarda ya da insanların hayatlarında olan konularda bir şeyin farkında değiliz hiçbirimiz. Farkında olamadığımız şey nedir biliyor musunuz? İnsanlara bakıyoruz ve hep bir ön yargımız var. Mesela MS hastalığı uzaktan baktığınızda yani
şöyle söyleyeyim, MS bir beyinsel rahatsızlık ve elini ayağını hareket ettirilmede beyni çok fazla şey yapmıyor. Eliniz evet. ayağınız titriyor, sanki alkol almış sarhoş gibi sallanarak resmen yürüsünüz. Titriyorsunuz tabii. Denge bozukluğu olmuş oluyor. Denge bozukluğundan. Ama dışarıdan baktığınızda sanki alkol almış da sarhoşmuş gibi düşünüyorsunuz. Aslında olay öyle değil. İnsanlara bakarak yorum yapmak yerine o insanların yanına yaklaşarak onları anlamaya çalışmak. Bakıyorsun yaşlılara artık gençlerin saygısı kalmamış. Bakıyorsun hamileler, çocuklu anneler bir yere biniyor. Bakıyorsun gençler şöyle ellerinde telefon. Herkes bir şeyler yaşıyor bu hayatta. Herkesin bir sıkıntısı var. Herkes bir sorunun içerisinde. Kimi maddi sorunlarla uğraşıyor, kimi sağlık sorunu olan evet. diyor ki keşke bir sürü borcum olsa. Para sıkıntısı olan bir sürü sıkıntım var. Parasal sıkıntılarım olmasa. Herkes bir şey söylüyor. Yani kim neyi eksikse onun peşinden evet. gidiyor. Parası eksik olan paranın peşinde. Sağlığı eksik olan sağlığın peşinde. Ama sıkıntı insanların yarattığı problemlerden üzerimize gelen durumlar. Şimdi mesela ben derdimi anlatamıyorum kimseye. Sen güçlüsün. Artık alacağım birini duvara yapıştıracağım. Evet çok güçlüyüm. Bak gördün mü diyeceğim. Gücümü. Herkes sana bir şey yapıştırıyor. Bak evet. çocukluktan başlıyoruz buna. Sen çok akıllısın, halledersin. Sen çok güçlüsün, halledersin. Ya biz insanız, makine değiliz. Bütün yükü üzerimize yıkıyorlar. Yani aile içinde de öyle oluyor. Mesela sen daha başarılısın, sen daha böyle akılcı düşünüyorsun. Sen bu işin üstesinden gelebilirsin. Kendini hep geri plana çekiyorlar. Yani onlar da yapabilirler belki bazı şeyleri. Ama onu biri yapmak istemiyorlar. Ama yani, sen hep yaparsın. Yani mesela benim kızım işte üniversite sınavına hazırlanırken işte babası ona bir sürü laf söylüyor, onu söylüyor. Öyle oluyor, böyle olacak. Ondan sonra kızıma diyorum ki kazanırsın. Anne öyle olmuyor o işler. Kızım diş hekimliği istiyor. Kızım ben diş hekimliği kazanacağını düşünmüyorum. Anne senin dediğin gibi olmuyor o işler. Çalışmakla alakalı. Kazanamadın işte. Tabii. Ama ben sen kazanamıyorsun ya işte diş hekimliğini kazanamadın, veteriner oldun. İstediğin bir alanda oldun, mutlu olacağın bir alanda oldun. Ben senin adına mutlu olurum. Tamam. Ama kazanamadın diye ben seni niye yargılayayım ya? Yok canım. Tabii. Çok başarılı olabilirsin. Allah korusun orada bir korku yaşarsın. Doğru bildiğini yanlış cevaplarsın. Aynen. Bunun sorumluluğu aynen. sende mi? Mesela şimdi çocuklar okula tatile girdi. Okullar tatile girdi. Çoğu belki de zayıf getirdi. Şimdi çocuğunu zayıf getirdi diye kötü bir çocuk mu olacak? Değil tabii. Ya da çocuğunu zayıf getirdi diye yanlış bir çocuk mu olacak? Onu gidip de Ayşe'nin oğluyla Ahmet'in oğluyla karşılaştırmayın. O zaman o çocuk başarısız bir çocuk olacak. Kendine özgüveni olmayan bir çocuk olacak. Ben umursamıyordum. 6 tane zayıf getiriyordum. Aman diyordum. Bende de kırık not oluyordu. Babam bir şey söylüyor muydu? Onu hatırlamıyorum. Yok bizde söylemiş. Öyle ama söyleselerdi kesinlikle hatırlardı. Farklı bir şey olurdu. Kötü bir şey evet. Farklı bir şey olurdu. Bence. Şey diyordu rahmetli babam sadece hani çalışın ikinci dönem kurtarmaya çalışın. Hani şey derdi bize her zaman böyle kızmazdı. Kendiniz için okuyorsunuz. Yani geleceğiniz için bir şey yapmanız gerekiyor. O yüzden bizleri bize bırakıp oradan ders almamızı sağlardı. Yani hiç ben bağırdığını hatırlamam. Mesela Nur için de yazsın. Dershaneye de gönderdi zayıf gelse bile ama hiçbir zaman dile getirmedi. Hani şey olarak işte ben seni ya bir kere zeki diye. Bir çocuk bak iyi bir öğretmen her zaman okuduğunu anlatabilen olmayabilir. Eğitim fakültesine gelenlerin hepsi çok iyi öğretmenler değil bana göre. Neden? Kimisi çok güzel anlatır, kimisi çok güzel anlar. Aynen. Kimisi yazılı testte başarılıdır, evet. Kimisi sözlü testte benim başarılıdır. Benim sözlerim çok kuvvetliydi, ezberim iyidir. Sayısalda o kadar başarılı değilim. Yani herkesin aslında başarılı olduğu alanda onu doğru değerlendirebilirsek bu sefer birçok şeyin üstesinden gelebiliriz. Hayat çok kısa. Bunu hep konuşuyoruz. Bakın şimdi mesela kimisi beni yadırgayabilir. Aa bak kadına bak nasıl zıplıyor oynuyor diyebilir. Aa ne kadar hayat dolu diyebilir. Bak herkes aynı davranışın algılanma şekli farklı. Kimisi der kadın deli midir nedir oynuyor. Ben kafayı hemen... yemiş. Kimisi diyebilir ki aa evet. kadına bak yaşına rağmen ne kadar hiperaktif. Kimisi der ki kafayı yemiş. Yani herkes sizi kendi yaşantısına göre. Doğru. Ama Sevgi Hanım arkadaşlarla reklam arasında konuştuk. Beni aradılar. Sevgi Hanım'ın enerjisi
evimize kadar girdi. Buna kendi ailem de dahil. Yani sağ olsun bizi böyle bir kendimize getirdi. Cuma günü diye. O kadar pozitif, o kadar enerji. Hatta bana biraz sitem ettiler. Hani sen de biraz niye dans etmiyoruz böyle bir sabit kaldın diye. Balta yutmuş. Balta yutmuş gibi. Ama bunun sebebi şu. Benim sorunlarım yok mu var? Belki ben dün akşam ağlayarak uyudum. Bilemezsiniz. Tabii. Ya da ben dün biriyle kavga ettim. Bunu bilemezsiniz. Ama bunların hiçbir şeyin önemi yok. Maalesef. Önemli olan tek şey ne biliyor musunuz? Sonuç. İnsanlar acıdan bıkmış, sıkıntıdan bıkmış, problemden bıkmış, evet, sorundan bıkmış. İki dakika şurada insanların kafasını dağıtabiliyorsam benim başarım odur. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Biraz gülümsemek, biraz samimiyet, birazcık da dürüstlük. Çok fazla şey ihtiyacımız yok diye düşünüyorum ben. Hele şu son zamanda en çok istenilen şey. Yani sıcak bir enerji, samimiyet, güzel dostluk, böyle güzel sohbetler, bilgi alışverişi. Yani insanlar ne kadar çok bilirse o kadar çok yanılırlar. Ve hep mesela bende şey vardır. Bakıyorsunuz etrafınıza, insanlar sizi kandırdıklarını zannediyorlar. Ben hep şey yaparım, derim ki bugün geçecek. Hani dedim ya, ilk yumruğu atan mı güçlüdür, ikinci yumruğu atan mı? Evet. Bana göre ikinci yumruğu, yani ilk yumruğu atan güçlü değildir. Bence olay ne biliyor musunuz? Şimdi bugün düşen bir adamı gördünüz, düşen bir insanı gördünüz. Allah sizin karşınıza neden çıkartır, önce onu bir düşünün. Eğer ki o düşen insanı ayağa kaldırmak için karşınıza çıkartıp siz sırtınızı dönüyorsanız, onu başka bir şekilde ayağa kaldırır ve sizi aynı şekilde düşürür, onun karşısına çıkarır. Aynı şeyi bir başkası size yaşatır. Eğer bunu bilebilirsek, aynamız olduğunu düşünebilirsek, mesela bazen ben karşıma çıkan bir dilenci de düşünürüm, bu niye karşıma çıktı derim. Çünkü hiçbir şeyin bu hayatta tesadüf olmadığına, hiçbir şeyin sebepsiz olmadığına inananlardanım. Evet. Yani bugün ben seni tanıyorsam bunun bir sebebi vardır. Ben bir şey öğreneceğimdir, sen bir şey öğreneceksindir. Ama mutlaka bir sebebi vardır. Bak mesela bugün Umut gelecekti. Gelmeyeceğini söylemedi. Gelmesin. İsteyen gelir, istemeyen gelmez. Neden? Çünkü bir insan bir yola çıkarken önce kendine güvenecek. Tabii. Ama en azından onda yapması gereken şuydu. Ne olursa hasta olabilir veya başka ben bir şey. Ben artık insanları bu konuda sorgulamıyorum. Ama bu saygıdır Sevgi Hanım. Sonuçta... Ya o kendisine duyduğu saygıdır. Benimle hiç alakası hayır, yok. En azından dile yani getirebilirim. Yani o belki izliyordur. Çok da önemli değil benim için. Kimin ne düşündüğü. Evet. Şunu diyorum. En azından bir arayıp gelemiyorum diyebilirdi. Hani... Kimse için vazgeçilmez değildir. Bir şeyler yapmak isteyen insan... ben de bu noktaya kolay gelmedim. Belki daha istediğim yerde de değilim. Çok da önemli değil. Ama ben yaptığım şeye saygı duyduğum için saygı duyduğum şeyi yaparım ben. Önemli olan da o değil midir? Evet. İnsanların hayatında hep bir şey olacak. İyi bir şey olacak, kötü bir şey olacak. Bazen zorluklar yaşayacaksınız. Bazen Allah size o zorlukların arkasından çok güzel büyük bir hediye gönderecek. Ama mutlaka yaşadığınız hiçbir şey... Uzun vadede size sıkıntı verse de sonsuza kadar devam etmeyecek. Tabii. Ne acı sonsuz ne de sevinç sonsuz. Bu yüzden ben sadece insanların şunu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz öleceğiz. Malımız, mülkümüz, paramız, pulumuz, güzelliğimiz, sağlığımız, boyumuz, pozumuz hepsi hikaye. Sadece yaptıklarımız bizimle gelecek. Onlar da gelebilirse tabii. Tabii ki. Diye düşünüyorum. O yüzden lütfen hayatınızda ne yaşarsanız yaşarsınız, her şey gelip geçecek. Kimse kimsenin karşısına ne tesadüfen çıkar, kimse kimsenin karşısına da aa bak tesadüf yoldan geçtim, karşılaştım diye bir şey yok. Ben hep ona inanırım. Sadece sizden tek bir şey istiyorum. Ne yaşamak istiyorsanız, size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de öyle davranın. Zor günler gelir geçer. Bakın bir yağmur çıkar, arkasından bir kasırga, bir temizlik yapar. Bütün pislikleri alır, götürür. Her şey dağılır ama o tekrar yeniden inşa edilir. Çünkü bir şeylerin bitmesi için bir şeylerin başlaması, bir şeylerin başlaması için de bir şeylerin bitmesi gerekir. Ben buna inanıyorum. Doğru. Son 12 dakikanın içerisindeyiz. Ve de hep söylüyoruz ya Sevgi Hanım, ne ekersen onu biçersin şu dünyada. İyilik ekersen iyilik biçersin. Kötülük evet. Ekersen de kötülük biçersin yani. Kalbinizden ne geçiyorsa Rabbim size onu fazlasıyla versin. Düşmanlık, amin. Hasetlik yapanların da Rabbim kalbinde ne varsa onlara amin. Versin. Ki kalplerindekini yaşadıklarında başkasını hak etmediğini
yaşatmasın. Ve derken zaten kalbin ekmeğini yiyor. İnşallah Rabbim herkesin kalbine iyi niyet versin, güzellik versin. Artık şu yaşadığımız dünyada bütün kötülükler artık tamamen bir yok olmaz. Ama en azından birazcık böyle bir geriye itmelerinde faydaları var. Sağlıklı düşünsünler, hep iyi düşünsünler ama. Bak her zaman iyi şeyler olmaz hayatta. Kötü şeyler de olur. Bazen bir kaza yaparsınız, of pof dersiniz ama aslında o kaza sizi daha büyük bir beladan korur. Tabii. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer var. Bugün mübarek cuma günü. Yayına başlarken de söylemiştim. Bugün gökyüzünün dualarla donatıldığı, çok güçlü enerjilerin olduğu diğer günlerden tek farkı bugünkü insanların daha çok dua ettiği bir gün. O yüzden lütfen dua edin. Önce başkaları için edin ama kendiniz için etmeyin. Çünkü Rabbim sizin kalbinizden geçeni zaten bilir. Doğru. Ama başkasına ettiğiniz dua sizin hayatınızın önünü açabilir. O yüzden hepiniz kendinize çok iyi bakacaksınız. Özbeyciğim teşekkür ederim. Ağlatacağım neredeyse. Abi, bir duygulan niye öyle oldu? Hani o kadar güzel. Hani insanın gönlünü de okşadınız. Maneviyat olarak öyle güzel dile getirdiniz ki düşüncelerinizi. İnşallah Rabbim bu cuma gününde güzel insanlarımıza iyi niyet, kalplerine sevgi, merhamet. Merhamet lütfen. Evet, ne olur. Kötülükten maraz doğar ondan sonra. İyilikten maraz doğar diyorlar bak. İyilikten kötülük doğar. Her neyse, nereden ne doğduğunun çok bir önemi yok. Öz Bey yine gelirsin haftaya. Ben inşallah gelmeye çalışacağım Sevgi Hanım bu ara. Hangi şarkılar var bilmiyorum. Kulüp olabilir. Hareketli ne varsa hareketli yolla ne varsa işte. Okumadığımız bugün o şarkılardan okunmuşu okuyalım. Da yolla. Ne hiç sıkıntı değil. İnsanların ihtiyacı olan bir merhamet, iki samimiyet. Bunlar sizde varsa korkmayın. Düşseniz de sizi hiç görmediğiniz, hiç düşünmediğiniz öyle bir yer havaya kaldırır ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Hepimizin hayatta yaşanmışlıkları var. Aynen. Hayatta tecrübe denen şey yenen kazıklardır. Ama her kazık tabii ki lezzetsiz değildir. Tadını çıkarmayı öğreniyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Pazartesi günü yine Allah nasip ederse saatler 14'ü gösterdiğinde TV52 ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Sevmekten, gülmekten, dua etmekten, hayal etmekten ve kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin. Bir hayat var, o da sizin hayatınız. Başkalarının harcamasına sakın müsaade etmeyin. Hadi bakalım. Ben de Kanal 52 izleyicilerine sevgili Yaşama Dar programını bizleri yalnız bırakmadıkları için bugün çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Geride dur, vermiyorsun ki sen
susmadan bir dinlesen, biraz sussan çok güzel olur. Evde sen otur da kendi kendine kudur. Şu anda kulüpte keyfim yerinde, arasam da seni duymuyorum. Sanma çekilirim bir kenara, pistin ortasında oynuyorum. Şu anda kulüpte keyfim yerinde, arasam da seni duymuyorum. Sanma çekilirim bir kenara, pistin ortasında oynuyorum. Şu anda kulüpte. Pistin ortasında oynuyorum. Şu anda kulüpte keyfim yerinde, arasam da seni duymuyorum. Sanma çekilirim bir kenara, pistin ortasında oynuyorum. Şu anda kulüpte